Evet, merhabalar dostlar. Hepiniz bugünkü canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mount & Blade Warband serimize bir canlı yayın bölümüyle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şu anda kamerada bir sorun var ama düzeldi gibi. Aynen. Yani kamerada sürekli sorun oluyor, bilmiyorum. Büyük ihtimalle kameranın kablosunda bir sıkıntı var ya da kablo giriş yerinde bir sıkıntı var. Bundan kaynaklı bir sorun. Şöyle masayı azıcık salladığımda direkt kamera ya gidiyor, geliyor ya donuyor, bir şeyler oluyor. Bilmiyorum sebebini. Ama gerekirse yeni bir kamera alacağım abi. Çünkü bu kamera bana gerçekten büyük, çok fazla yani sıkıntı çıkarmaya başladı. Her neyse. Şimdi dostlar, 200 bin aboneye artık sadece 200 abone kaldı. 200 abone daha kazandığımız takdirde artık kanalımız 200 bin aboneye ulaşmış olacak. Dolayısıyla gerçekten hani Age of History gibi bir oyunla ara ara Skylands Warband gibi farklı da oyunlarla 200 bin abone gibi yüksek bir abone sayısına, bir rakama gerçekten ulaşabilmek hepimizin birer başarısı, hepimizin birer gurur duyması gereken bir şey yani, öyle söyleyeyim abi. Gerçekten bugün belki olabiliriz, bilmiyorum, belki olamayız, emin değilim ama bugün olmasak bile en kötü ihtimalle muhtemelen yarın 200 bin aboneye ulaşmış olacağız. Ben belki bugün oluruz diye o ihtimalle 200 bin özel şeklinde Warband canlı yayını başlattım. Bugün sizlerle beraber Mount & Blade Warband canlı yayın 16. bölümle kaldığımız yerden serimize devam edeceğiz dostlar. Umalım da hoşunuza gidecek, zevk alarak izleyeceğiniz güzel bir canlı yayın olur dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Okuyorum chat'i. Evet evet okuyorum. Fenerbahçe forması giydim çünkü Fenerbahçeliyim. Artı bugün Fenerbahçe'nin Olympiakos'la maçı var. Şimdi bu Yunan keferelerini mağlup etmek bütün Türklerin hepsinin hedefi olmalı, öyle değil mi yani? Bugün herkes sarı lacivert kardeşim. Olmalı. Olmalı. Ben Galatasaray'ın Avrupa maçı olduğunda Galatasaray'ı tutuyorum yani. Herkes de böyle olmalı diye tahmin ediyorum, düşünüyorum abi, bilmiyorum. Her neyse, dilerseniz yavaştan başlangıcımızı yapalım dostlar. Şimdi öncelikle şöyle kısa bir özet geçelim dilerseniz sizler adına. Karesi Oğulları Beyliği ile gerçekleştirdiğimiz savaş halen devam etmekte. Kendilerinin elinden 4 adet kaleyi, 1, 2, 3, 4 adet de köyü, aynen öyle. Kendilerinin elinden 4 adet kaleyi, 4 adet de köyü elimize geçirdik. Geriye sadece Çanakkale toprakları kaldı ve orada direnmeye devam ediyorlar. Ama onların dirençlerini kıracağız. Çanakkale'ye de gireceğiz abi. Oranın da kapılarını zorlayacağız. Merak etmeyin, en kısa zamanda. Ama bir de başımızda bir bela daha var. O bela da Memlük Sultanlığı belası. Durmadan Memlük Sultanlığı'nın başkenti Kahire'deki o yöneticiler, Memlük Sultanlığı'nın yöneticileri emirlerini, paşalarını bizim topraklarımıza, Anadolu'daki Keremli Devleti topraklarına, kalelerine doğru yönlendiriyorlar. Ve bu artık bizi gerçekten yormaya, zorlamaya başladı. Şimdi Biga Kalesi'nde büyük bir kuşatma söz konusu ve biz Biga Kalesi'ni savunabileceğimiz en iyi şekilde savunmaya çalışacağız abi. Fil bugün kesinlikle almayı düşünüyorum. Kesinlikle unutmayacağım. Eğer unutursam bana hatırlatın. Şu anda değil. Şu anda daha fazla işimiz var. Ama fil bugün kesinlikle alacağım abi. Yayında kalın. Yayının ilerleyen dakikalarında muhtemelen bir fil de kendimize almış olacağız dostlar. Şimdi ben bu arada arkada birkaç tane not aldım. Onları bir okumak istiyorum. Geçen bölümlerden gelen yorumlardan bazı notlar aldım. Öncelikle abi, köylere bağış yaparsam eğer, yani kendi köylerime eğer bağışlar gerçekleştirirsem benim köylerle olan ilişkim artacakmış. Bu sayede de köylerden ordu toplayabilecekmişim. O yüzden bizim mülkiyetimizde olan, bizim mülklerimiz sayılan kendi köylerimize bağışlar yapacağız, yatırımlar yapacağız ve köylerle ilişkilerimizi yükselteceğiz. Onun haricinde köylü toplamakla uğraşmak yerine kalelerdeki bakanlara söyleyerek asker de yaptırabiliyormuşuz. Öyle bir seçeneğimiz de sanırım varmış. Bu yüzden bugün kendi kalelerimizi şöyle bir teftiş edeceğiz. Şimdi düşünün abicim, siz koca bir devletin sultanısınız. Bu arada Taylan Berat 22,5 TL yollamış. 200 bin hayırlı olsun şimdiden. Teşekkürler Taylancım, hem desteğin hem de güzel mesajın için. Bugün bizler bir sultan olarak kalelerimizi dolaşacağız, bakanlarımızla, başkanlarımızla konuşacağız, diyeceğiz ki kardeşim bize asker ayarlayın, bu devletin askere ihtiyacı var yani. O yüzden kalelerdeki bakanlarla konuşmaya gideceğiz dostlar. Bir de şu var, kalelerin içine gir, lordlar gelmiş olabilir. Warband'da biliyorsunuz devletiniz iyice büyüdükçe, sizin prestijiniz iyice arttıkça bazen kalelerinizde bazı lordlarla karşılaşabiliyorsunuz. Sizin yanınıza katılmak isteyen lordlarla. Biz de bu yüzden yine kalelerimize bakacağız ve bakalım herhangi bir lord falan var mı göreceğiz. Mesela öncelikle bir Biga Kalesi'ne gidelim. Derebeyin kabul salonuna çık. Burada kimse yok gibi görünüyor. Yukarıda da sanırım kimse yok ama yine de bir bakalım abi. Belki buraya gelmiş bir lord falan olabilir. Şöyle bir göz gezdirelim. Evet, buraya kimse gelmemiş abi, anlaşılıyor ki. Yalnız bizim sancaklarımızla kale gerçekten bayağı güzel görünüyor abi. Şişt, askerler bakın bakın kardeşim. Lan
Hasar alacağımı düşünmemiştim, pardon. Tamam, burayı koruyun kardeşim, tamam mı? Gelen olursa bana haber veriyorsunuz. Her neyse, şehirden ayrılalım seri bir şekilde. Hemen şu Bagindi'ye de bir gidelim kuşatma başlamadan önce. Bagindi'nin de bir kabul salonuna bir bakalım. Buraya gelen biri var mı? Aha, biri var. Vallahi biri var. Kimsin sen kardeşim? Ha, başkan. Ha, tamam. Başkan. Hizmetinizdeyim beyim. Eyvallah, eyvallah. Kardeşim, askere ittirmek istiyorum ben. Tabii ki de efendim. Hangi devlet askeri istersiniz? Her biri için 300 akçe gerekir. Beyler, ne askeri toplayalım? Osmanlı askeri mi, Bizans askeri mi, Moğol mu, Ortodoks mu? Şimdi Moğol'la Ortodoks'u ben bir kere eliyorum abi kafadan. Çünkü bizim ordumuz Osmanlı ve Bizans askerlerinin bir arada bulunduğu bir ordu. Eğer daha fazla milleti buraya eklersek, daha fazla milliyetten askeri buraya eklersek çok fazla iç karmaşıklık olur grup içerisinde, ordu içerisinde. Bu yüzden ya Osmanlı'dan ya da Bizans'tan ordularımızı ekleyeceğiz dostlar. O yüzden şimdi seri bir şekilde bir anket başlatıyorum. Osmanlı'dan mı yoksa Bizans'tan mı ordu isteyelim bakanımızdan? Siz bilirsiniz abi. Bence bana kalırsa bu arada, milli duyguları bir kenara bırakırsak yani, Bizans'ın askerleri bana daha güçlü geliyor. Bilmiyorum. Oyunda bana öyle geliyor yani. Ama siz bilirsiniz. Tamamen sizin oylamanıza bırakıyorum abi. Bakalım başka ne seçenekler varmış? Bize vergi ödemesi gereken bir devlet var mı? Yok beyim, tamamdır. Orduyu toplayıp yeni bir sefer başlatmak istiyorum. Zaten bütün ordu bizde. Halifelik ile ilgili bir şey yapmak istiyorum. Efendim, Mekke'nin sahibi siz olmadığınız sürece halifelik ile ilgili bir şey yapamazsınız. Anlıyorum. Teşekkürler. Hazineye para koymak istemiyorum. Devriye oluşturmak istiyorum ne demek? Tabii ki de efendim, kaç tane devriye oluşturmamızı istersiniz? Her devriye için 500 akçe gerekmektedir. Beyler, bunun sistemini bilen var mı? Devriye oluşturmak ne demek? Ben bilmiyorum çünkü. Bu arada Osmanlı %64 ile kazanmış şu anda. Tamamdır. O zaman Osmanlı askere eğitiyorum abi 100 akçeye. Askere eğittirmek istiyorum Osmanlı. Ha, her biri 300 akçe mi alıyor bunların? Oğlum, bir şey diyeceğim, çok fazla değil mi? Bir dakika, şimdi bu kalede asker mi var yani, bir tane? Bakayım. Yok, benim grubuma mı katıldı o zaman o asker? Aynen, galiba benim grubuma katıldı. Hangisi acaba? Şimdi benim o 300 akçe verdiğim asker nereye gitti beyler? Bunlardan hangisi oluyor? Her neyse, bir daha bir girelim bakalım. Şu başkanımızın yanına bir daha bir gidelim. Abi, asker etrafta tertif yapıyor. Tertif ne lan? Öyle bir kelime yok. Teftiş mi? Abi, etrafta çapulcularla savaşıyor bunlar. Oğlum, o zaman eğitiliyor şu an. Bir dakika, yok ya, ben şu anda eğitildiğini düşünmüyorum abi. Ben bunun sistemini aynen etraftaki çapulcuları kesiyorlar. Anladım, tamam. Anladım. O zaman buna para vermeye gerek yok ki. Benim direkt şeye ihtiyacım var. Direkt kaleye koyabileceğim askere ihtiyacım var. Onu buradan yapamıyorum galiba, değil mi? Aynen, onu galiba buradan yapamıyoruz abi ya. Yanlış anlamadıysam. Değil mi? Bana bilgi vermeniz lazım beyler. Ben pek bilmiyorum bunu. Abi, 3 tane devriye yap. Tamam. Bir dakika. He, anladım. Devriyeler çevredeki çapulcuları kesiyor. Şimdi bizim buradan şey yaptığımız asker, eğittirdiğimiz asker ne yapıyor? Nereye gitti? Deprem oldu. Aynen, biliyorum. Bu arada depremi hisseden herkese de çok geçmiş olsun bu arada. Şimdi bizim buradan eğittirdiğimiz asker nereye gidiyor abi? Onu bir bana söyleyebilir misiniz? Benim orduma mı geliyor yoksa başka orduya eklendi? Tamam, ne olarak ekleniyor peki? Osmanlı köylüsü olarak mı, başka bir şey olarak mı ekleniyor? Onun da bir bilgisine ihtiyacım var. Şu an birazcık bekletiyorum sizi de, kusura bakmayın, ama bu bilgileri iyice edinip öyle hani işe başlamak istiyorum abi ben açıkçası. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Eğitmedin mi? Oğlum, eğit dedik ya, verdik ya 300 akçe. En düşük seviye köylü. Lan, ben köylüye 300 akçe mi veriyorum, bir tane köylüye? Yok, tamam. O zaman ben buradan para mara vermem abi. Yok, kalsın, teşekkür ederim. Tamam, bu kalsın şimdilik. Başka bakmamız gereken ne vardı? Hemen bir bakayım. Zaten başka da yapmamız gereken bir şey yok. Bir de köy yaşlılarından görev alırsak eğer, köylerin bizimle olan ilişkileri artıyormuş abi. Yanlış anlamadıysam. Bir de onu da yapacağız. Ama önce şuradaki kuşatmayı bir bertaraf etmemiz gerekiyor. Hemen şurada savunmamızı yapalım. Burada biraz bekle diyelim. Girmelerini bekleyelim buraya Memlük askerlerinin. İsmail'i bronz yorumlarına katılmış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Bazı alplerin morali mi düşük? Bir dakika, açlık mı var grupta? Neden moralleri düşük? Yok kardeşim, ben hiçbir şeyi vermiyorum size, tamam? Para karşılığı kimseyi vermiyorum. Maalesef Bergama köyü yağmalandı abi. Bizim buraya bakmamız gerekiyordu. O yüzden gittiler. Gittiler lan. Niye gittiniz? Eyvallah, teşekkür ederim. Tamam, gittiler, harika. Harika, çok iyi. Çok güzel, tamam. Çok güzel.
Şimdi Hasan Köyü'ne bir gidelim ya da yok Lepseki Kalesi'ne bir gidelim. Belki oraya gelmiş olan bir lord vardır abi. Hemen şöyle bir göz atalım. Abi niye kimse gelmiyor lan benim topraklarıma? Lan bir tane de lord şöyle bir zahmet edip de Keremli Devleti'ne katılmak istemiyor ya. Bu nedir kardeşim ya? Neyse tamam, sorun değil, sorun değil. Sakarya'ya da bir gidelim. Aynen, Sakarya'ya da bir gidelim. Ya gene kuşattılar. Bu sefer de Bagindi'yi kuşattılar. Kim kuşattı? Oo. Oo, bir de oo. Aa, bu sefer var ya, bu sefer ciddi sanırım. Hani gerçekten sıçmış olabiliriz yani bir tık. Bir dakika, tamam. Sakin abi şimdi. Kerem Sultan ve askerleri tam burada ortada bekliyor. Bir tarafımızda, doğumuzda Biga Kalesi, batımızda Bagindi Kalesi. İkisi de Memlükler tarafından kuşatılmış. En hızlı şekilde ikisini birden nasıl bertaraf ederiz? Önce Biga Kalesi'ne gideriz. Biga Kalesi'nin çevresindeki düşman ordularını meydan muharebesinde mağlup ederiz. Yani kalede savunma yapmayı beklemeyiz, tamam mı? Oradan sonra Bagindi'ye döneriz batıya. Orada da kale savunması yapar kazanırız. Nasıl abi? Bence yapılır. Bence yapılır, tamam. Şimdi önce Biga'da bir meydan muharebesi yapıyoruz, tamam mı? Emir Lakem. Evet, en son karşılaşmada ben zafer aldım. Zaten her zaman ben zafer alıyorum kardeşim genelde. Barış istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Tamam, eyvallah. O zaman gel kardeşim. 125 kişiyiz, düşman 153 kişi. Bakalım onlara karşı başarılı bir zafer elde edebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Ya bizim orduları ben her gördüğümde tüylerim diken diken oluyor abi. Gerçekten. Ya o kadar büyük bir hevesle gidiyorlar ki düşman ordularının üzerine. Harbiden benim bile yani şey yapasım geliyor. Böyle aynı anda 10 adamı birden kesesim geliyor. Ama biliyorsunuz artık zorluğu biraz yükselttik. %80'e kadar çıkardık zorluğu. Dolayısıyla artık o kadar kolay bir oyun deneyimi olmayacak bizim adımıza. Bir tane atı düşürdük bile. Çok güzel. Başlar başlamaz. Harika. Bir tane daha galiba düşürdük. Şuradakiler kaçıyorlar biraz sağa sola doğru. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya aslan parçası. Sen de gel. Sen de gel. Ne demek benim ürümü kesmek? Tamam, çok güzel. Of, ata çok iyi vurdum. Bir tane daha vurdum. At düştü. Harika. Bir tane de bunu düşürdük. Çok güzel. Kılıcımızı vurduğumuz herkes düşüyor abi yine maşallah. Çok güzel. Birini daha düşürdük. Lan bizim adamı da düşürdüler. Ay, at direkt düştü lan. Hiç atın bu kadar hızlı düşeceğini düşünmemiştim abi. At bayağı hızlı düştü. Nail Gök 11 TL yollamış süper chat desteği olarak. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Gel bakalım buraya. Kardeşim şöyle bir tane. Ben yayayken daha iyi savaşıyorum abi. Ama arkama falan da dikkat etmem lazım. Çünkü arkadan falan da sağlam gelip vurabiliyorlar yani. Dikkatli olmamız gerek kesinlikle. Abi ne kaçırdım? Çok bir şey kaçırmadın. Sadece bir meydan muharebesine girdik, o kadar. Biga meydan muharebesi. Gel bakalım buraya. Tamam, onu da indirdiler. Yalnız bize gerek yok ha. Bizim ordular hallediyor. Ama sultanın garibanlığına bak. Koskoca devletin sultanı atı düşmüş koşa koşa adam vurmaya çalışıyor. Her neyse. Abi fil al. Olabilir, alacağım. Alacağım zaten, alacağım. Ama önce bir binicilik seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu arada düşmanın destek birlikleri geldi. Memlüklerin gördüğünüz üzere destek bir... Bak bak bak, arkamdan da vuruyorlar. Bak, görüyor musun şunları? Bak bak. Kardeşim gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Sağım solum her tarafım düşman kaynıyor abi şu anda. Ama hepsine de vuruyoruz maşallah. Çok güzel, çok güzel. Harika. Gel buraya gel. Sen de gel. Kaçma kaçma. Gel 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 gel. Bir tane attığımız yakalasın o elemanı. Tamam, güzel, bravo. Tamam, biz yakaladık. Harika. Hiç kaçabilen yok abi. Firar edebilen yok. Bunu da indirdik, çok iyi. Başka nerede var? Şurada var bir tane. Onu da indirdik. Sanki burada da bir tane vardı. Güzel, o da ölmüş. Kaç kişi kaldı abicim düşmandan? Sadece 6 tane düşman. 4 tane kaldı hatta şu anda. Evet, 4 düşman kaldı geriye. 2, 1. Ve son düşman abi. Evet, onu da indirin hadi, bitirin artık. Gayet güzel. Bir tane bile firari yok. Bir tane bile kaçabilen yok abi. Harika. Anketi kapatmayı unutmuşum bu arada. Onu hemen bir kapatayım. Tamamdır abicim, anketi de kapattım, devam edebiliriz. Evet, çok güzel. Sadece 2 tane ölü verdik abi. Bunun haricinde bir kaybımız olmadı. Hem de %80 zorlukta oynuyor olmamıza rağmen sadece 2 tane kayıpla böyle bir meydan muharebesini atlattık. Gayet güzel. Devam edelim bakalım. Oo, bayağı bir esir düştü. Bunlar var ya, hep para kardeşim, hep para. Elimize düşen her bir esir biraz akçe. Gayet güzel, gayet güzel. Çok iyi. Şimdi seviyelerini yükseltebileceğimiz bazı ordularımız var. Kaya Acemi Alp'ini yükseltelim. Ahmet Emin'i sonra yükseltiriz abicim. Şimdilik dursun. Kaya Alp'ini yükselt. Haçlı Savaşçısı. Haçlı Atlısı. Uuu, Haçlı Atlısı bizde kaç tane var? 13 tane hatta Haçlı Atçımız varmış lan bizim. Vay be. Bayağı iyi. Çok güzel zırhlar da düştü abi maşallah. Güzel güzel. Buradan iyi para da koparırız abi. Şimdi Bagindi Kalesi'ne gidiyoruz. Orada direkt kale savunması yapacağız. Meydan muharebesi yerine. Gerçi bir şey diyeceğim abi. Şimdi ben burada da aslına bakarsanız bir oylama açmak istiyorum.
Bence biz Kerem Sultan ve ordusu olarak kale kuşatmalarındaki savunmalardan ziyade meydan muharebelerinde daha başarılıyız abi. Yani ben diyorum ki Bagindi Kalesi'ni kaleden savunmak yerine direkt bu beylerin, paşaların, emirlerin üzerine gidelim ve meydan muharebesi yapalım bence. Siz ne dersiniz abi? Kale savunması mı, meydan muharebesi mi? Yani evet fazlalar, farkındayım, bayağı fazlalar hem de. Yani iki, kaç var lan orada? 170, 270, 295, 294 civarı adam var orada. Neredeyse bizim iki katımızdan da daha yüksekler. Ama ben meydan muharebesi öneririm abi. Bunun için de bir oylama açalım o zaman. Değil mi? Meydan muharebesi mi yoksa kale savunması mı? Hemen şey yapıyorum abicim, açıyorum oylamayı. Meydan muharebesi mi? Kale savunması mı? Evet, anketi başlattım değerli Keremli Devleti'nin değerli mebusları. Sizlerin vereceği kararla bu gördüğünüz kendini bilmez Deyyus Memlük emirlerine karşı ya meydan muharebesi gerçekleştireceğiz veyahut da bir kale savunmasıyla kendilerini mağlup etmeye çalışacağız efendim. Evet, bakalım şimdi kale savunması diyenler %56 ile çoğunlukta şu anda. %57'ye çıktı hatta. Yani kale savunması isteyenlerin sayısı gerçekten daha fazla görünüyor. Anlaşılan kale savunması yapacağız abi. Yani bilmiyorum. Ben Kerem Sultan'ın ordusunun meydan muharebelerinde daha büyük bir tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle açık meydan alanlarında, açık meydan muharebelerinde. Çünkü bizim ordumuzun büyük bir kısmı atlı. Bu adamların atları olmadıktan sonra bir olayları yok. Kalede bu adamlara at vermiyorlar. O yüzden diyorum. Ama %56'lık bir kesim kale savunması diyor. Mebuslarımızın kararını da diyebilecek bir şeyimiz yok. Boynumuz kıldan ince efendim. Şimdi şurada bir derebeyin kabul salonu. Evet, hala kimse yok burada. Burada biraz bekle diyelim. Kuşatmanın başlamasını bekleyelim bakalım. %55 kale savunması demiş. %45 ise meydan muharebesi demiş. Dur bakalım, belki de kale savunmasından, daha doğrusu kale kuşatmasından vazgeçip giderler belki de. Belli olmaz. Belli olmaz yani. Bekleyelim abi, bekleyelim. Bence iptal edecekler bu arada. Bence iptal edecekler. Etmediler. Etmediler. Girdiler abi. Emir Gulasen ve askerleri Bagindi Kalesi üzerine bir saldırı başlattı. Düşmanın 294 askerine karşı savaşabilecek 123 askerim var. Kararın. Yani savaşa katılacağız. Başka zaten yapabilecek bir şeyimiz yok. Şu oylamayı kapatayım, savaşa öyle başlayayım abi. Evet, oylama sonuçlandı. Kale savunması önerisi meclisimiz tarafından, mebuslarımız tarafından kabul edildi. Şimdi 2 adet Memlük emirine karşı bir kale savunması gerçekleştirmeye çalışacağız. Umalım da başarılı olalım dostlar. Evet, buraya gelecek değil mi köprü? Abi bu köprü gelene kadar, oho! Bu köprünün gelmesi yıl sürer lan. Neyse, biz o sırada sizi de hasbihal edelim abi biraz. Biraz sohbet edelim biz sizle o sırada. Zorluğu azalt. Şimdi ben zorluğu azaltmak istemiyorum abi. Çünkü zaten %80'i aldık bir kere. Ve %80'de oynadık. Bu saatten sonra azaltmayalım bence. Çünkü bu saatten sonraki zorluklar bize kolay gelir bence. Bu arada kaybedebiliriz, evet. Çünkü zorluk çok fazla bu arada. Yani şeyin zorluğu, oyunun zorluğu çok fazla. Adamlar vurduklarında sağlam hasar veriyorlar. Bu yüzden bu kuşatmayı kaybetme ihtimalimiz var açıkçası. Var yani. Şöyle bakalım abi, Çanakkale'yi kuşat, kuşatacağım ama önce bir kendi kalelerimizi güvenlik altına almamız gerekiyor bizim. Sürekli olarak ya Memlükler tarafından ya Karesi Beyleri tarafından kuşatmaya uğruyor şu anda bizim kalelerimiz. Bu kaleleri tam olarak güvenlik altına aldıktan sonra Çanakkale zaten bizim için çok zor olmayacak dostlar, merak etmeyin, gerçekten kolay olacak yani. Kerem the Sultan, aynen öyle kardeşim, Kerem the Sultan. Bak bak orada bak bak, normalde bunların hepsi atlı birlikler bak. Haçlı atlısı atlı. Osmanlı sağ olufesi atlı. Haçlı atlısı yine atlı. Osmanlı delisi atlı. Şimdi meydan muharebesinde olsaydık eğer bunların hepsi atlarıyla koşuyor olacaklardı. Ben bu yüzden meydan muharebesi istedim. Ama tabii ki sizin kararınız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Zeki abici 11 TL yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin Zeki. Evet, yavaş yavaş köprü kaleye doğru yaklaşmaya başladı. Birazdan Memlük ve Keremli orduları arasında dişe diş kıran kırana bir harp başlayacak dostlar. Fener'in maçı var biliyorum ama ta saat akşam 10'da Fenerbahçe'nin maçı. Yani Fener'in maçına kadar biz bayağı uzun süreli bir yayın yaparız abi. Abi iyi yayınlar, bir de bugün çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Zorluğu azaltmak için oylama yap. Olabilir, şu kuşatma bittikten sonra zorluğu azaltmak için bir oylama açabilirim abi. Belki %50'ye falan çekebiliriz. %80 biraz abartı derecede fazla olmuş olabilir, kabul ediyorum. Ok atalım değil mi? Aynen aynen, şuradan birazcık ok atalım abi biz. Kardeşim bana yol açın. Teşekkür ederim. Şimdi gel bakalım şuraya doğru. Hop şöyle bir tane tuttu ama kalkanını tuttu, olsun. Olsun, sorun değil. Şuradan bir tane kardeşim. Lan niye bana döndün ki? Ne güzel vuracaktı. Güzel vurduk abi, 8 hasar verdik, harika.
Devam edelim vurmaya. Bir tane şuraya kardeşim. Çok güzel. Aa, kalkanına geldi. Dur şu en arkadakine vuralım. Onun kalkanı yok. Var. Şimdi o da önünü döndü. Artık onun da kalkanı var. Şu tarafa doğru atsak peki? Aynen, şuraya atsak illaki birine denk gelir değil mi? Gelmedi. Birazcık öne attık çünkü. Tamam, az daha arkaya doğru atalım. Şöyle. Şuraya kardeşim. Evet, geldi birine. 16 hasar verdik bu arada. Gayet güzel. Şuraya doğru bir tane daha. Kimseye gelmedi abi. Olsun olsun. Ya o kalabalıkta zaten iğne atsan yere düşmez. İllaki birine gelecektir abi. Güzel, yine birine geldi. 15 hasar verdik. Harika. Böyle böyle ufak ufak hasarlar verelim adamlara. Adamlar kaleye girmeden önce. Evet, 9 hasar daha verdik birine daha. Çok güzel. Şuraya doğru bir tane daha. Evet, bu kimseye gelmedi. Olsun abi. Olsun, sorun değil. Şuraya doğru atacağım birazcık daha. Lan duvara mı vurduk? Hay Allah'ım. Oğlum köprü de geliyor ha bu arada. Ben o kadar önde durmasam iyi olur abi aslında. Çünkü artık oyunun zorluğunu zorlaştırdığımız için önde durduğumuzda direkt bizi öldürüyorlar. Bir vuruyorlar zaten canımız yarıya iniyor abi. Direkt yarıya iniyor. Yani gerçekten bizim dikkatli olmamız lazım. Bu sefer köprünün direkt önünde durmayalım biz. Şöyle birazcık daha solda sağda herhangi bir yerde duralım. Ama köprü de öyle bir duruyor ki sanki direkt bizim kafamıza inecek gibi duruyor abi. Harbiden öyle oldu. Direkt kafamıza indi gerçekten de bu arada. Evet, geliyorlar abi. Vallahi geliyorlar. Eyvahlar olsun. Ben şimdiden elimi ayağıma dola... Ya meydan muharebesi olsa var ya, çok rahat yenecektik ha. Yemin ederim rahat yenecektik. Ey Mebus, niye böyle bir karar verdiniz? Şu an burada bizi yenme ihtimalleri var. Şunlara baksana. Yamyam gibi geliyorlar. Şunlara bak. Allah'ım yarabbim lan. Çok hızlı geldiler yine. Tamam tamam. Şuradan kıyıdan köşeden vururuz. Vururuz vururuz. Sorun yok. Sorun yok. İndir karşım. Böyle soldan soldan belli etmeden vurmamız lazım bizim bunlara. Asıl grup şimdi geliyor abi. Çok güzel. Tamam, hasar almadık. Hala hasar almadık. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel güzel. Harika başladık abi. Gerçekten savunmaya harika başladık. Böyle giderse eğer biz bunları indiririz. Biz bunları rahat indiririz. Bak, Biga Kalesi'ne gittik. Orada meydan muharebesinde yendik. Şimdi buraya geldik. Bagindi Kalesi'nde. Bu kez de savunma savaşında. Kale savunmasında mağlup edeceğiz. Yani Memlükler, artık pes edin pes. Yeter kardeşim. Size verdiğim hasarı dünyada hiçbir devlet size vermemiştir şu ana kadar ya. Artık şunu kabul edin. Keremli devletini yenemezsiniz kardeşim. Biz küçük ama bir o kadar da güçlü bir devletiz yani. Anlayın artık. Şu an hala hiç yaralı bile vermedik abi bu arada. Çok güzel. Kıyıdan köşeden hasar bile almadan vurmaya devam. Çok iyi abi. Çok güzel. Bayağı sağlam vuruyoruz bu arada, şaka bir yana. Gerçekten sağlam vuruyoruz. Oyun zorluğu inanılmaz yüksek olmasına rağmen bayağı arkadan çalışıyoruz bu arada. Bakmayın yani o kadar. Ya doğrusunu söyleyeyim, şu an çok mertçe savaşmıyoruz yani. Hani mertçe adamların karşısına gitmiyoruz. Yandan yandan vuruyoruz abicim elemanlara. Ama şimdi sen yani gelip de 294 kişi 120 kişiye dalarsan biz de hani taktik yaparız kendimizce, anlatabildim mi? Çok güzel. Çok güzel. Evet, ilk dalga bitti, şimdi ikinci dalga geliyor. Çok iyi abi. Aman aman, direkt üstüme geldi lan bu herif. Tamamdır abicim, kesiyoruz teker teker hepsini. Ya bunlar da bu arada bayağı güçlü görünüyorlar. Zırhları falan bayağı iyi görünüyor yani şöyle baktığınızda. Hani gerçekten tam bir ordu görüntüsü var yani bu elemanlarda. Baktığında bir korkuyorsun, anlatabildim mi? Bir tüyler diken diken oluyor yani adamlara. Çok düzenli bir orduları var. Yani bir de bizim orduya bakıyorsun, yarısı Osmanlı, yarısı Bizans. Bir kısmı işte başka bir devletten falan. Çok değişik bir ordumuz var ama çok güçlü bir ordumuz var abi gerçekten. Her neyse, vurmaya devam. Hala bir tane yaralı bile vermedik abi. Hala en ön saflarda savaşan ordularımız bile, evet bir kayıp verdik bu arada, bir tane ölü verdik. Olsun, sorun değil abi. Olacak tabii ki yani böyle büyük kale kuşatmalarında ölüler olacak tabii. Şöyle zıplayarak falan. Bak, önüme bir tane asker geçti. Eğer o benim önümden çekilmezse çok ciddi kayıp vermeye başlarız. Evet, çekildi, güzel. Hala biz de hasar almadık abi bu arada, şaka bir yana. Biz de hala hasar almadan devam ediyoruz. Çok güzel. Şunlara bak, ardı arkası kesilmiyor elemanların, bitmiyorlar ya. Bir tanesinin kalkanını indirdik, bir tanesini daha indirdik. Çok güzel. Çok iyi. Abi bayağı iyi savaşıyoruz be, bayağı iyiyiz bugün maşallah. Alişan Vural 4 aydır bronzuya yemiş, teşekkürler destek için, hoş geldin. Şöyle bakalım abi, 2 dakika Pixmap gelsin abi. Maalesef kanka şu an değil ya. Yani Warband yayının ortasında Pixmap gelmek birazcık absürt kaçabilir, saçma kaçabilir. Gayet güzel. Abi birazcık girdiler mi sanki kaleye? Bir tık sanki girdiler gibime geliyor. Yok yok, tamam, giremediler ya. Bizimkiler bertaraf ediyorlar o tarafları full. Ne kadar adam kaldı oğlum bunlardan? Bitmiyorlar. Pire yavrusu gibi çoğalıyorlar ya.
Çok değişik elemanlar gerçekten. Abi yeneriz bence. Yeneriz. Yeneriz. Rahat yeneriz. Ben bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Hani %80 zorluk olduğu için ne bileyim zorlanırız falan diye bekliyordum. Ama Keremli Devleti'nin kaleleri tasarım olarak gerçekten savunulması çok kolay topraklar. Saldırılması da zor topraklar. O yüzden bizim kalelerimizi kim kuşatmaya çalışsa eli boş geri dönüyor abi. Ya şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Biga Kalesi'ni. Hemen tepeden okçular vuruyor, aşağıdan piyadeler indiriyor kılıçları. Yani orada gerçekten inanılmaz bir savunma tasarımı var mesela. Orayı kuşatmak çok zor. Mümkün değil neredeyse. Biz 3-4 kuşatmada aldık orayı. Rose'u 11 TL'ye yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Gayet güzel. Ne oldu abi? Karadeniz'de gemilerim mi battı? Niye lan? Gayet mutluyum ben şu anda. Bir sorunum yok çok şükür. Gayet güzel abi. Devam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Teker teker düşürüyoruz. Maşallahımız var harbiden. Keremli orduları yine bildiğini okuyor efendim. Memlük ordularını teker teker eritmeye, düşürmeye devam ediyor. Yalnız şu benim elimdeki balta var ya, ben bunu ta ilk bölümlerde çapulculardan düşürdüm abi. Ta ilk bölümlerde çapulculardan düşürdüm ben bunu. O kadar iyi bir balta çıktı ki gerçekten. Vurduğumu indiriyorum yani, öyle bir balta harbiden. Çok iyi, iyi ki düşmüş abi. Yani serinin başında çapulculara saldırmamız gerçekten büyük fayda sağladı bize gerçekten. Çok güzel. Abi zırhlı at al. Evet evet, onu kesinlikle yapacağım. Çünkü atlar gerçekten, yani bizim at gerçekten çok kolay düşmeye başladı. Artık bizim zırhlı bir ata ihtiyacımız var. Çok iyi. Oğlum bunlar bitmiyor mu bu arada gerçekten? Ne kadar var? Hala da var ha bayağı. Ciddi ciddi bitmiyorlar. Gerçi bayağı kalabalık girdiler, orası ayrı. Ama ne kadar Memlük askerini düşürürsek o kadar kar abi bize de. Gerçekten o kadar kar yani. Çok güzel. Abi tek elli kılıç al. Onu da yapacağım bugün. Bugün onu da yapacağım. Yani şimdi elimde bir tane balta var ya. Diğer elime de tek elli kılıç alacağım. Öbür elime de bir tane kalkan alacağım. Gerektiği zamanlarda kalkan ve tek elli kılıca geçiş yapacağım abi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yüksek hasar vermek istiyorsam balta, gerektiği zamanlarda tek elli kılıç ve kalkan. Bu şekilde yapacağız. Gayet güzel, gayet güzel. Hala bitmiyorlar abi bu arada, şaka bir yana. Herifler bitmek bilmiyor. Harbiden çoğaldıklarına falan inanıyorum ben artık bunların. Çok güzel, çok güzel. Evet galiba bitti. 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 Kaç kaldı? 36 mı? Lan yine mi destek birlik geldi? Oğlum cidden bitmiyor musunuz siz? Adamlara 241 kayıp, 17'de yaralı verdirmişiz. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Şaka gibi elemanlar ya gerçekten. İnanılmaz ya. Bitmiyorlar. Tamam az kaldı, az bitecek. Daha büyüklerini de savunduk abi. Biz daha önce 400 kişiye karşı falan savunduk kalelerimizi. Hatırlarsınız. 400 kişiye karşı 100 kişi savaş falan kazandık yani. Bunlar bizim için vız gelir tırıs gider. Abi güçlü kılıç al. Ya işte mümkün olan en güçlü tek elli kılıcı alacağım kendime. Gayet güzel. Gel gel gel. Şöyle yakınlaştırıp bu mikroorganizmalarınıza kadar ne kadar kesildiğinizi görmek istiyorum kardeşim. Çok vahşi bir söylem oldu ama. Tamam çok güzel abi. Bu sefer bittiler galiba. Aynen öyle. Kaç kişi kaldı? Sadece 8 tane Memlük askeri, düşman askeri kaldı geriye. Bu 8 asker de düştükten sonra savaş burada bitmiş oluyor. Şimdi benim yolumu açın. O son kalanlar gelmeyecekler bizim üzerimize. Dur ben şurada ok atayım onlara. Gel bakalım buraya kardeşim. Şöyle. Hop. Güzel. Bir tane daha. Kafana doğru. Aa nasıl vuramadım lan? O bizi vuracak bu arada. Evet sıfır hasar aldım. Tamam. Dur lan. Eh güzel, bir tane daha vurduk. 13 hasar verdik. Tamam. Gel gel buraya gel kardeşim. Gel. 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 Seni ben vuracağım. Gel. Uyş. Vuruşu gördünüz mü abi? Vuruşu gördünüz mü abi? Ya ben şuraya bir zıplayabilir miyim? Bir çekilin. Çekilin, ben bir şuraya zıplayacağım. Çekil 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 çekil. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi abi sadece şu ikisi mi kaldı? Bir bakayım. Aynen abi, sadece bu ikisi kalmış. Onları o kadar büyük bir zevkle keseceğim ki. Gerçekten. Kerem Sultan çok yaşa. Eyvallah eyvallah. Bu kaleyi de evelallah en başarılı şekilde savunduk kardeşim. Fil al, alacağım alacağım. Teşekkürler hatırlattığınız için. Fil de alacağım, merak etmeyin. Şimdi keratalar gelin bakalım buraya. Siz iki kişi mi kaldınız bakayım? Gel 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 kardeşim gel. Gel. Allahu Ekber. Uf. Çok iyi abi, tamamdır. Bu ikisini de doğradık. Ve işte ordumuz sultanına bakıyor. Sultanı ordusuna bakıyor. Bagindi Kalesi, yani Keremlilerin başkenti, yine savunuldu dostlar. Yine en başarılı şekilde savunuldu. Helal olsun size değerli ordularım. Aferin size oğlum. Aferin size. Bravo abi. Sadece 4 tane ölü verdik. Sadece 4 tane ölü. Gayet güzel. Demek ki oylama yaptığımızda bizim meclisimizin bir bildiği varmış ki kale savunması yapmamızı istediler. Demek ki meclisimizin bir bildiği varmış abi.
Emir Ukayiz kaçtı, Gryosan de kaçtı ama bayağı bir esir aldık yanımıza. Bu arada bu Memlüklerden çok ciddi esir düşüyor elimize. Çok ciddi esir düşüyor her savaştan sonra. Şimdi hemen ordularımızı yükseltelim. Bayağı bir yükseltme vardır muhtemelen. Çünkü gerçekten bayağı büyük bir savaşı kazandık ve bayağı bir yükseltme olduğunu düşünüyorum. Evet, 7 tane Haçlı savaşçısı, 6 tane Haçlı atlısı, 1 tane Osmanlı akıncısı. Evet, bayağı da bir yükseltme varmış gerçekten de. Çok da güzel zırhlar da düştü elimize, silahlar da düştü, harika. Hemen şimdi gidelim bunları Bursa topraklarında bir satalım bakalım seri bir şekilde. Sonunda Memlük belasını başımızdan def ettik en azından bir süreliğine. Bir süreliğine Memlük belası başımızdan def edildi. Şimdi sevgili erzak tüccarı, benim elimde bazı mallar var. Al bunları, al 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 al, al senin olsunlar. Al kardeşim, al bunları. Ben bunları kullanmıyorum. Hayrına satıyorum, ucuza satıyorum. Al bunları, senin olsun. Tamam, şunu da sat. Tamam, daha bir şey satamıyoruz çünkü bunun parası bitti. At tüccarına da bir gidelim. Şunu al kardeşim, bir de bunu al. Tamamdır. Beyler şimdi fil neredeydi? Aa, burada. Evet, 1222 dukat. Ya yani dinar daha doğrusu. Bir masrafı var filin. Yalnız bir şey diyeceğim abi. Filin sağlığı var ya, filin sağlığı neredeyse bizim atla aynı lan. Yani filin 125 sağlığı var, bizim atın 110 sağlığı var. Yakın yani. Bu arada geyik de alınabiliyormuş. Geyiğe de binebiliyoruz. Zırhlı atlar var onun haricinde. Neyse. Benim yükseltmem yok mu abi? Yok. Çünkü biniciliğe vereceğim. Biniciliğimiz şu anda 2. Bizim fil kullanmak için 4 biniciliğe ihtiyacımız var. Ama biz şimdiden alalım abi o fili. Tamam mı? Şimdiden alıyorum o fili. Hadi abi sizin için. Envanterimde fil gezdiriyorum abi. Düşünsene bir ordu var, çantasında fil taşıyor böyle. Şu an envanterimde fil gezdiriyorum abi, tamam mı? 1222 akçeyi verdim, aldım abi. Tamam. Şimdi bir de şu tek elli kılıç kombinasyonunu yapacağız. Şuradan bir tane tek elli kılıç alalım abi kendimize. Aa bak, bizdeki balta ha bu. Evet evet, bizdeki baltanın aynısı ama daha iyisi, bu 52K vuruyor. Oğlum bayağı güzel lan. Bayağı güzel değil mi ya? Hem hızı daha fazla, hem hasarı daha fazla, hem silah erimi, yok silah erimi aynı. Acaba alsak mı lan bunu? Yani bizdeki kılıcın level atlamış hali gibi bir şey abi bu. Zeki Avcı 11 TL yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Al abi diyorsun ama 8900 dukat be. Ya bizimki 152 dukat ediyor. Adamdaki 8900 dukat. Biraz pahalı değil mi abi sizce de? Sanki bir tık pahalı gibi ya. Alalım mı almayalım mı abi? Ama daha tek elli kılıç falan da alacağız. Şimdilik beklesin. Gerekirse alırız abi, tamam mı? Yine Bursa'ya geliriz, gerekirse alırız. Ama şimdilik beklesin. Zaten Bursa'da adam akıllı bir tek elli kılıç yok gibi görünüyor abi. O yüzden şu anda Bursa'dan bir şey almayacağım. Domaniç'e bir gideceğim, oradaki kılıçlara bakacağım. Hemen pazar yerine gir, silah tüccarıyla alışveriş yap. Bak işte güzel bir tek elli kılıç mesela. Savurması 36K. Saplaması yok ama olsun. Savurması 36K. Bu güzel bir tek elli kılıç abi. Tamam, ben bunu alıyorum hocam. Ben bunu alıyorum şu mızrağın yerine. Bu mızrak kaç paraydı? 11 lira ediyor. Bunu da sat gitsin zaten. Çok da önemli değil. Tamam. Şimdi bir de... Aa, ama artık ok kullanamayacağız beyler. Tamam. Okları şimdilik envanterde tutalım. Gerekirse okları tekrar alırız yanımıza. Ne diyorduk? Ha. Baltamız, tek elli kılıcımız, bir tane de kalkana ihtiyacımız var. Bir tane de kalkan. Güzel bir kalkanımız olması lazım abi. kalkan için bence Bursa'ya gidip bakalım. Aynen öyle. Sanki Bursa'da daha güzel kalkanlar vardı diye hatırlıyorum. Yine mi bir yer kuşatıldı? Yok, tamam. Oyun bir süreliğine donunca yine bir yer kuşatıldı zannettim. Şimdi hemen yine silah tüccarına gidelim. Bak şu kalkan mesela çok güzel görünüyor abi. Decorated Brass Shield. Kardeşim kalkanın adı bile havalı ya. Adı bile havalı kalkanın ya. Bayağı güzel görünüyor bu arada. Ben bunu alacağım abi. Muhammed Said 1 euroluk bir süper chat desteği yollamış. Çok teşekkürler destek için Muhammedciğim. Hoş geldin. O zaman alıyorum beyler bu kalkanı. Bayağı güzel görünüyor çünkü. Aldım bunu da. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hey be, şu güzelliğe bak, çok tatlı durdu yemin ederim. Bir de ok da dursun envanterimizde, yeterli. Tamamdır abicim, gayet güzel. Ama sana gözümü diktim dengeli balta, bir gün seni de alacağım kardeşim. Şu an değil, şu an param o kadar fazla değil maalesef ama bir gün seni de alacağım. Her neyse, tamamdır, gayet güzel. Şimdi gidelim. Ayvalı köyüne soralım, bize ordu verir mi? Evet, 7 tane ordu Ayvalı köyünden aldık. Hizan köyü maalesef yağmalanmış, oradan bir şey alamıyoruz. Mudurlu köyünden bize ekmek çıkar mı? Yok kardeşim, vermiyorum size emirlerinizi falan. Mudurnu köyünden bize ekmek çıkmadı abicim maalesef. Olsun. Bursa'da acaba, pardon, Domaniç'te şey var mı? Neydi onun adı? Köle tüccarı. Bana şu anda o lazım. Bu arada 5 liralık bir süper chat desteği daha gelmiş. Kimden? Kısaca kanaldan. Teşekkür ediyorum destek için. Hoş geldin.
Şimdi Domaniç'te Biga Kalesi Karesioğullarından Küpir Gazi tarafından kuşatıldı. Ya sabır, ya sabır. Karşım köle tüccarı buldum, Muzikan. Ah köle tüccarı, Allah'ım buldum lan seni. Hem de ilk denemede buldum lan, çok güzel. Selamlar efendim, beni tanıması gereken... Evet evet, senin... evet, evet tanımam lazım seni, doğru. Şimdi 42 tane esir var elimizde. Sat sat bitmez. Buradan çok sağlam para kazanacağız abi. Şimdi tanesi 150'den 1. Tanesi 150'den 3. Tanesi 140'dan 8. Gayet güzel. 13.700 akçemiz oldu. Tanesi 150'den 3. Tanesi 96'dan 7. 15.000 oldu akçemiz yaklaşık. 32'den 3. Tanesi 60'dan 4. Ve tanesi 96'dan 6. Yaklaşık olarak 16.000 akçemiz oldu abicim bu satışlar sonucunda. Gayet güzel. Şimdi Musikan seni alacağım kardeşim. Alamıyor muyum? Niye alamıyorum lan? Ne demek lan bu kişi biraz meşgul görünüyor? Meşgul olamazsın oğlum. Kafanı keserim lan. Ben bu devletin sultanıyım kardeşim. Gerçi şu anda kendi şehrimde değilim ya, neyse. Çıkalım buradan abi, en iyisi. Çıkalım biz buradan. Aynen öyle. Şehirden ayrıl. Tamamdır. Şimdi... Aa bu arada beyler şöyle bir seçeneğimiz var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam yanımızdaki yoldaşları, mesela Ahmet Emin'i kendi devletimize bir lord olarak atayabiliyoruz abi. Bir lord olarak atayabiliyoruz. Abi Erhan'la Alper'i alacağım. Oğlum onlar hala Osman Bey'de kaldılar değil mi lan? Oğlum Osman Bey ya tamam şu savunmaları, kuşatmaları falan bir yapalım, gidip alacağım ama yani adam kaç senedir Osman Bey'in yanında beni bekliyor büyük ihtimalle. Vallahi beni bekliyor lan. Kerem Paşam nerede? Gel artık, seneler oldu. Neredesin Paşam? Neyse. Şu şeyi yapalım. Ahmet Emin'le konuşalım. Ahmet Emin'i Lord yapalım abi. Bence. Yeteneklerini bir göreyim kardeşim. Sana bir güç veriyorum, tamam mı? Bir tane de şuradan kalkan veriyorum sana. Biraz da şuradan tekelli silahlarına veriyorum, tamam mı? Şimdi. Sana bir sorum olacak. Aa yapamıyor muyuz beyler? Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak nereden yapabiliyoruz? Yani ben şimdi Ahmet Emin'i bu devletin bir paşası, lordu yapmak istiyorum. Hani mesela Osman Bey'in lordları falan var ya, paşaları falan var ya. Onları nereden yapıyoruz? Yapabiliyor muyuz biz kendimiz? Mesela Ahmet Emin'i yapabiliyor muyuz? Fil alacaktın. Aldım aldım, envanterimde şu anda. Biniciliğimi arttırdığımda kullanacağım. Toprak sahibi yap. Anladım. Tamam. Sana bir sorum var. Toprak sahibi olmayı ister misiniz? Aklında hangi toprak vardı? Tamam, bir tane kıçı kırık bir köy verelim buna. Hasan ya da Balanlı. Fecer biraz zengin bir köy. Onu vermeyelim abi. Dur. Bergama köyü hatırlayacaksınız. Daha yeni şey yapıldı. Yağmalandı. Aynen. Bergama köyünü verelim buna. Ahmet Emin ile ilişkiniz iyileşerek 0'dan 10'a çıktı. Ahmet Emin Paşa ile ilişkiniz iyileşerek 10'dan 42'ye çıktı. Aa Ahmet Emin Paşa oldu lan adamın adı. Çok iyi. Çok cömert ve naziksiniz efendim. Beni seçerek verdiğiniz mantıklı kararın ne kadar saygıdeğer olduğunu dile getirmeme izin verin. Esasen sizin zekanız insanların karakterlerini bir saç telinden okuyabilen Kral Laminor'unkinden bile daha üstün. Ohoho, nasıl yağ çekiyor görüyor musun? Nasıl yağ çekiyor? Adaletiniz cinlerin dahi kendisine hizmetlerini sundukları İmparator Akenbra'nınkinden de ileride. Ahmetciğim yani teşekkür ederim Ahmet yani ne demek öyleyim tabii ki. Kısacası kabul ediyorum. Eyvallah, teşekkürler. Daha önce bana hiç bu kadar yağ çekilmemişti abi, hiç. Neyse. Hemen şu birliklerimizi birazcık yükseltelim. Artık bir paşamız var abi. Güzel bir haber. Artık bir paşamız var. Hemen Bizans kıdemlisi, Bizans kahraman çavuşu, Osmanlı delisi, Haçlı savaşçısı ve son olarak Osmanlı akıncısı. Gayet güzel. Zaten Ahmet Emin'in grupta bize bir faydası yoktu açıkçası. Yani bize bir faydası yoktu adamın grupta. Şimdi Ahmet Emin. Neredesin? Nereye gittin hemen? Acaba nerede? Çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde ordu topla kardeşim. İhtiyacımız var sana. Telpeli Ramazan Paşa, benim eski esirim. Bu adam önceden benim elimde esirdi. Sonra kurtuldu benim elimden ya da ben sattım, hatırlamıyorum. Şimdi gelmiş yine kale kuşatmaya çalışıyor. Gel bakalım gel. Anladım ki Bergama köyü bölgesini kendi Ahmet Emin Paşa diyen birine vermişsin. Bak hele, bir köpek birdenbire efendiye dönüşmüyor. Oğlum bak seni var ya. Ne demek lan köpek bebek, kendine gel. Sakala bıyığa bak, gel buraya. Gel buraya kardeşim. 29 kişiyle böyle bir racon nasıl kesebilirsin Allah aşkına ya? Düşünsene abi, 29 kişilik bir grupsun tamam mı? 150 kişilik bu gruba böyle racon kesiyorsun, köpek möpek diyorsun. Akla hizmet değil ya bu. Hangi akla hizmet yani? Abi bizim kalkan ne güzel görünüyor lan öyle. Abi çok güzel ha. Ben çok beğendim bunu. Neyse tamam. Hemen saldırmaya başlayalım bakalım. Karesioğullarının
atlarının üzerine. Çok güzel, bir tanesini düşürdük bile. Harika, gel bakalım sen de. Hop, onun da atını aldık aşağı. Çok güzel. Kendisini de alalım aşağı. Alamadık. Alamadık ama bizim peşimizden gelmeye devam ediyor. Onu da indirdik. Çok iyi. Bir tane daha indirdik. Harika. Aa, bir tane Osmanlı derisi yaralı olarak düştü lan. Beklemiyordum. Oo, şuradaki görüntüye bak hocam. Bayağı iyi görüntü bu arada. Atına bayağı vurduk onu. Seni düşüreceğim. Gel buraya. Neyse, boş ver. Tamam, boş ver. Şu ortada gezen, yayan gezenleri bir düşürmeye çalışalım. Biz niye bu kadar çok kayıp veriyoruz hocam? Osmanlı akıncısı düştü. Bir tane de Haçlı atlısı düştü. Yani tahminimden daha fazla kayıp veriyoruz. Bir tane de Osmanlı sağ ulufesi düştü. Hayır, bir de hep böyle yüksek mertebelerdeki ordularımızı kayıp olarak veriyoruz. Şu anda 3 tane ölü verdik abicim daha şimdiden. Oo, orada büyük savaş dönüyor. Bir tane daha düşürdüler. Osmanlı derisi düştü bir tane. Oraya acil yardım lazım. Aa, tamam, kaçtılar lan. Her zaman olduğu gibi kardeşim. Karesirer yine şaşırtmıyor. Yine savaş meydanlarından kaçıyorlar. O da kaçtı. Bayağı bir firari oldu ya. 7 tane firari var abi. 7 tane birlik kaçtı düşmandan. Olsun, sorun değil, olsun. Orduyu düzene sok artık, çok karıştı ordu. Yo, bence ordu hala gayet güzel ya. Egeli kargıcı da öldü. Oğlum biz niye bu kadar çok ölü verdik ya? Çok fazla ölü verdik. Tahminimden daha fazla ölü verdik. Şunu düşürün hocam artık, yeter. Evet, o da düştü. Ve evet dostlar, savaş kazanıldı. Telpeli Ramazan Paşa ve yanındaki yardakçılarını mağlup etmeyi başardık. 5 tane ölü verdik abi. Olsun, sağlık olsun. 119'a 7. Tamam, hadi bunu da yapalım. Hadi bunu da yapalım. Abi dur, nehirden dur. Bizi nehirde yakalamasınlar. Beyler beni takip edin. Beni takip edin. Kayıp falan vermek istemiyorum bir tane bile olsa. Önce nehri geçelim. Aynen öyle. Tamam, şimdi gelin abi, takip edin beni. Bak, onlar aptal gibi nehre giriyorlar. Şimdi onlar yavaşladıkları için biz onlara gireceğiz abi direkt olarak. Çok güzel. Evet evet, bayağı iyi taktik oldu bu arada. Çok iyi. Kardeşim ne yapıyorsunuz lan suda? He, suda mı savaşacağız? Hop, şöyle bir tane vuramadık. Kalkan kullandı. Şuradan bir tane. Çok güzel. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok güzel abicim, onu düşürdük. Zaten 7 kişi var toplam. Bir şey yok yani burada. Çok güzel. Evet, atını düşürdük ama kendisi düşmedi. Sen de mi var? Sen mi vuruyorsun lan bana buradan? Ben de diyorum buradan birileri bana vuruyor. Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam, olur öyle şeyler. Büyük harfle yazmayın beyler. Aynen aynen. Daha sakin olalım. Abi ne olur fil. Beyler, biniciliğimizi yükselttikten sonra fili kullanmaya başlayacağız. 4 biniciliğe ihtiyacımız var. Şu anda bizim biniciliğimiz 2. Yani biniciliği yükselttikten sonra kullanacağız. Evet, gayet güzel. Küfür gazi kaçtı. Geldi bakalım elime. Az önce it köpekliyordun lan. Ne oldu lan? He? Yeter, bugün sen kazandın köpek. Ya adam, artık bana köpek deme deme. Lan esir düştün. Savaşmadan önce köpek diyordun. Esir düştün, hala köpek diyorsun. Ne iflah olmaz bir adamsın sen ya. Nasıl bir adamsın sen ya? Artık esirimsin, gel buraya. Allah, adamın köpek takıntısı var ya. Neyse, tamam. Güzel. Ordularımızın seviyelerini yükseltmeye devam edelim abi. En hızlı şekilde. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Evet, devam edelim bakalım. Yanımıza da bazı eşyaları da alalım. Çok güzel. Toplamda 339 akçe para kazandık ve bazı askerlerimiz yine yükseltmeye hazır. Hemen onları da seri bir şekilde bir yükseltelim. Çok güzel. Elimizde Germiyan Memlüğü de varmış abi bu arada bir tane. Tamam. Tamam, güzel. Yükseltmeler de bitti. Taha Arapoğlu 11 TL'lik bir destek yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Evet, şimdi ne yapıyoruz abi? Yapmamız gereken başka ne kaldı? Ne kaldı, ne kaldı? Kalelerimize bir daha bir bakalım. Biga'ya gidelim mesela. Derebeyin kabul salonuna. Evet abi, burada kimse yok. Tamam. Şehirden ayrıl. Bagindi'ye bir gidelim bir daha. Derebeyin kabul salonu. Burada sadece başkan var. Ya bu başkandan benim daha bir şeyler isteyebilmem gerekiyor aslında. Başkan. Askere ittirmek istiyorum. Orduyu halifelik ile ilgili bir şey. Hazineye para koymak istiyorum. Devriye oluşturmak istiyorum. Deniz donanması oluşturmak istiyorum. Tamam, tamam. Tamam. Ya galiba bizim buraya bir şey vardı. Alper. Heh, Alper. Aynen, Alper'i alalım abi artık gidip. Hemen bir Domaniç'e gidelim. Şu Osman Paşa'yı bir vuralım. Kösemiyal'e bir soralım abicim, neredeymiş bu Osman Paşa. Sen kimsin birader? Elif Hatun. O Hatun'um, merhabalar. Merhabalar. Evlensek mi lan? Evlenebilir miyiz ki sizle? Sen birinin karısı mısın acaba? Yan gözle bakmayalım sonra. Hizmetinizdeyim efendim. Merhabalar. Merhabalar. Sizi daha yakından tanıyayım. Ben Kösemiyal'in kızıyım. O kadar. Kimsenin karısı falan değilsin yani. Hmm.
Yürüyelim mi abi? Tamam, dur bakalım. Hanımefendi, itiraf etmek gerekirse sizin en büyük hayranınızım. Sıfırdan 8'e çıktı ilişki oğlum. İltifat bekliyormuş lan hatun. Tamam, gözü pek birisiniz ama hoşuma gitti. Birbirimizi daha sık görebilirsek çok mutlu olurum. Tamamdır. Kösemiyal Bey, merhabalar, merhabalar. Bergüzar Hatun, memnun oldum. Hatun Hanım. Kösemiyal. Anladım ki Bergama köyü bölgesini kendine Ahmet Emin Paşa diyen birine vermişsin. Eskiler bize soylu halkalara çürük halkalar eklememeyi öğütler. Unutma bunu. Tamam, eyvallah, boş konuşma. Şimdi bir sorum var. Birinin yerini bilmek istiyorum. Osman Bey. Koyunhisar yakınlarındaymış abi. Tamam. Gidelim o zaman Koyunhisar yakınlarına doğru. Şöyle bakalım abicim. Evet Osman Bey, buralarda bir yerde olman lazım. Beyim, paşam, eski sultanım. Buralarda bir yerde olması gerekiyor. Bakalım abi. Oo, ne yapıyorsunuz öyle? Taha Arapoğlu 11 TL yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Şuradan hemen Osman Bey'i bir bulalım. Heh, Osman Bey'im, Osman Bey'im. Alper sizde kaldı beyim. Gonyalı Ronaldo 22 TL yollamış. Abi evlen, sonra bakan yap. Aa bak, mantıklı. Düşsene lan, sultansın, eşin de. Yani bakan. Kraliçe de bakan. Muazzam. Vay be Osman Bey. Vay be sultanım. Uzun zaman oldu be. Özlemişim ha. Vallahi özlemişim beyim. Hala size olan sadakatim bir yerlerde duruyor. Hala duruyor. Ne var? He, görevin süresi geçti. Oğlum Alper o zaman sende değil. Osman Bey. Osman Bey'im. O zaman Alper sende değil. Bir sorum var. Yok, bir sorum yok. Tamam, o zaman Alper sizde değil abi. Alper neredesin Alper? Alper. Abi bir şey diyeceğim. Bu gezgin miydi? Hani şu Alper öldü abi. Allah rahmet eylesin. Şu gezginlere soruyorduk değil mi? Nerede olduklarını. Bakalım bu handa gezgin var mı? Bu handa bir şey yok abi. Tamam, buradan çıkalım. Söğüt'te bir şey yok. Domaniç'e bir gidelim. Aynen, gezginlere soruyorduk. Tamamdır. Esiri düştü. O da olabilir ama çoktan bırakmışlardır abi onu. Tamam, köle tüccarı. Musikan var bir de. Tamam, burada da maalesef sorabileceğimiz biri yok. Köle tüccarı. Gel sana şu elimdekileri bir tekrar satayım ben. Zaten elimde tanesi 228'den 4 tane ordu sattık. Gayet güzel, tamam. Zaten başka satabileceğim çok bir şey yok abi. Evet, maalesef burada da gezgin bulamadık. Çanakkale'ye bir gidelim. Ya da yok, önce Bursa'ya gidelim. Ben Bursa'da gezgin bulacağımızı umuyorum. Bakalım, hana git. Gezgin halk ozanı. Köle tüccarı. Gezgin. Merhaba Gezgin Bey. Merhaba. 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 Yoldaşlarımdan birini arıyorum. Alper. Nerede? Bunu sana 30 dinara söylerim. Oğlum sen söyle bana, 100 dinar da veririm ben sana. Alper'i özledim lan ben. Alper şu an Karaman civarlarında. Ciddi misin oğlum? Tamam. Erhan nerede? Erhan da Kayseri Kalesi civarlarındaymış. Tamam. Biri Karaman'da, biri Kayseri'de abi. Hadi gidelim. Hadi gidelim, bulalım şunları. Ama Karaman da bize çok uzak abi. Biz oraya gidene kadar bizim kaleleri kuşatırlar. O da biraz sıkıntılı bir durum yani. Gidelim lan yine de. Ben Alper'imi özledim oğlum. Yeter lan artık. Alper'imi bulmak istiyorum lan. Abi, abi kuşattılar işte ya. Kuşattılar be abicim. Tamam, gel buraya gel. Gel buraya. Sizi ben bir alayım önce. Oradan gideceğim. Kıbrıs Krallığı Moğollara savaş ilan etmiş abicim bu arada. Aylı Mümin Gazi, gel bakalım. Tamam. Artık benimle barışsanız mı? Yok yok, pardon, siz barışmayın. Benle Memlükler barışsın abi. Tamam, çok güzel. Evet. 120 vs 53. Oo oğlum, çok iyi savaş meydanı lan. Vallahi tam savaş meydanı. Ama bizimkiler ağaca takılıyor. Oğlum çok kayıp vereceğiz. Çok kayıp vereceğiz. Bizim orduların büyük çoğunluğu ağaca takıldı çünkü abi. Çok kayıp vereceğiz gibime geliyor. Eyvahlar olsun. Umarım çok kayıp vermeyiz abi. Hala hiç kayıp vermedik bu arada. İyi başladık savaşa gerçekten de. Tamam, güzel güzel. Evet, bir tane kayıp verdik. Bir tane Osmanlı atlısı düştü maalesef. Olsun abi, sorun değil. Ay, bize de iyi vuruyorlar bu arada. Ay ay ay, at düşüyor, at düşüyor. At düşüyor lan, kovalamayın beni. Kovalamayın, bırakın beni. Abi atın canı çok hızlı gidiyor ya. Atın canı inanılmaz hızlı düşüyor ya. Hayır. Tamam, arkamdan vuracaklar zannettim, vuramadılar. At düşecekti çünkü bir tane daha vursalar. Tamam, sorun yok abi. Bizim at daha düşmez büyük ihtimalle. Şöyle sana bir tane indiriyorum. Şurada bir tane kalesi atlısı var. Onu da... Aa, vuramadım ya. Bizim at düşecek. Düşecek. Hala düşmedi. Hala...
Aa, vurdum vurdum. Aa, arkadan vuracaklar. Tamam, güzel. Hop, şu karesi atlısını düşürelim artık. Düş artık be adam. Düştü, ölmedi. Atı düştü sadece. Adam ölmüyor ya. Tamam abi, sorun yok, sorun yok. Gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Abi zorluğu indir. Vallahi oğlum ben sevdim lan bu zorluğu. Daha rekabetçi geliyor bana. Daha güzel geliyor. Muhammed Sait 2,5 euro yollamış. Abone Taha Yalçın kardeşim için atıyorum bunu. Eyvallah, teşekkür ederim. Destek için de, yorumun için de teşekkür ederim. Evet, savaşı kazandık beyler. Sadece 2 tane ölüyle kazandık hem de. Acaba esir alabilecek miyiz Ali Mümin Gazi'yi? Alamadık maalesef. Sağlık olsun. Olur abicim böyle şeyler. Bir dahaki savaşa, bir dahakine esir alırız diye umuyorum. Her neyse, ordularımızı yükseltmeye devam edelim abi hemen. Gayet güzel, gayet güzel. Şöyle Osmanlı sağ ulufesi. Bir tane de Osmanlı sola. Çok güzel abi. Şunları da alalım yanımıza. Tamamdır. Harika. Harika. Yalnız benim artık kendi gücüm neredeyse yükselmiyor abi. Yani neredeyse hani böyle maksimuma ulaştık artık. Her neyse, tamam. Buradakileri hallettiğimize göre Ahmet'e gidebiliriz abi. Ahmet. Ahmet, ben geliyorum Ahmet. Kardayız abi hala. 700'lü kat kardayız. Tamam. Aa! Ahmet Emin Paşam. 40 kişilik ordu toplamış lan. Aferin lan sana. Ahmet Emin. Hanımım. Lan bana niye hanımım diyorsun oğlum? Daima naçizane hizmetkarınızım. Eyvallah eyvallah. Emir Lakem karşısında yaşadığımız büyük bir zaferdi değil mi? Senin yanında savaşmış olmaktan gurur duyuyorum. Eyvallah. Eyvallah. Senin için yeni bir görevim var. Dediğimde ne yapabiliyoruz abi? Şurayı kolaçan et. Şey. Bizim Bagindi Kalesi'nin civarlarını sen kolaçan et kardeşim. Tamam mı? Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Gidebilirsin. Her neyse, Karaman'a gidelim. Yoldaşlarımızı bulalım abicim. Alper'le Erhan'ı bulalım. Beyler, Alper Karaman'daydı. Erhan neredeydi? Hatırlıyor musunuz? Alper Karaman'da da Erhan'ın nerede olduğunu tam bilmiyorum. Abi yine düşman birlikleri geldi ya. Ya yine kuşattılar. Kardeşim yeter, yeter. Allah Allah. Ya bir Alper'i Erhan'ı almaya gidemedik ya. 11 kişiyle mi kuşatmaya geldin gerçekten? Allah'ın manyağına bak ya. Neyse, gel bakayım, seni esir alacağım, gel. Gel bakayım. Döngüye girdik resmen. Alper'i almaya gidelim diyoruz. Kayseri, teşekkür ederim. Alper'i almaya gidelim diyoruz. Giderken gene bir yere kuşatıyorlar. Hem de adam 11 kişiyle kale kuşatıyor. Kafayı yiyeceğim. Kaleye asker koy. Tamam, koyacağım ya. Yapacağım o işi. Ya şu an kendi elimdeki askeri bırakmak istemiyorum. Anlatabildim mi? O yüzden koymuyorum. Zaten paşalar atayacağız hani kendimize. Paşalar bulacağız. Lordlar bulacağız. Onlar zaten koyacaklar kaleleri asker. Yani o yüzden çok uğraşmak istemiyorum aslında ama. Şuna bir tane indirelim abi. Çok güzel. Kendisini de indirelim. Lan iyi kaçtı ha. Resmen fake attı abicim eleman bize. Çok güzel abi, onu da indirdik. At 89 hasar aldı. Bir vuruşta. Neyse, tamam, kazandık savaşı. Taha Yalçın 22 TL yollamış. Sağ ol Sait kardeşim, bu da benden sana gelsin. Eyvallah eyvallah. Sait'le Taha, siz bir yerde bir buluşun tanışın kanka. Buluşun tanışın bir ara bir yerde. Evet, çok güzel abi. Hemen şunları da yükseltelim seri şekilde. Yalnız artık ordularımız inanılmaz yükseldi. Yani ordumuzun seviyesi gerçekten arşa çıktı abi artık gerçekten. Her neyse, tamam, bunları da hallettik. Ahmet Emin, Allah rızası için buralara göz kulak ol kardeşim. Allah rızası için. Gideceğim şu Ahmet'i alacağım, geleceğim, o kadar. Bagindi Kalesi yakınlarında düşman grubu tespit edildi. Tamam, onları Ahmet halleder. Bir zahmet halletsin. Değil mi? Evet, bir zahmet halletsin. Tamam, ben gidiyorum abi artık, dönmeyeceğim. Kalemi kuşatsalar da dönmeyeceğim. Benim artık Ahmet'i almam lazım, yeter ya. Ahmet'imi özledim ya. Tamam, Han'a gir abi. Şimdi Ahmet burada mı? Ahmet, Alper, Ahmet nereden çıktı? Alper pardon. Alper, Alper'im, canım. Oğlum senin üstüne bunları ben giydirdim lan, ben. Hatırlıyor musun lan beni? He? Alper. Canım, merhabalar seyyah. İçki içerken bana katılır mısınız? Oğlum sen beni tanıyorsun. Hatırlamadın mı lan beni? Oğlum cidden kendini anlatıyor. Beni hatırlamıyor musun Alper? Alper. Benim ulan ben. Kerem Paşan. Tamam, aldım Alper'i yanıma ama beni tanımıyor ya. Beni tanımıyor. Beni hatırlamadı ya. Alper'im beni hatırlamadı ya. Tamam, Deşavi'yi de alalım abicim yanımıza. Tamam, Deşavi'yi de aldık. Eren var. Eren. Sen de gel kardeşim. Tamam. Tamam. Eren'i de alıyoruz abi. Tamamdır. Eren'i de aldık. Tamam. Güzel. Bayağı para yatırdık ama 3 tane birden yoldaş aldık yanımıza. Sen nesin? Yunus Emre. Allah Allah. Yunus Emre'yi bulduk lan. Nasılsınız tasavvuflu efendim?
Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler yiğidim. Ölüm meleği peşimdedir. Hak yolunda cihat masbur yüreğim iyiyim ve selam. Abi görüyor musun işte Yunus Emre ile konuşunca böyle oluyor. A2BTR 5 TL yollamış, teşekkürler destek için hoş geldin. Kaan Özen bronzaya katılmış, teşekkürler destek için hoş geldin. Efendim İslam dünyası nasıl bir durumdadır? İslam her zamanki gibidir. Allah Celle Celaluhu İslam'ı sevenleri sever, sen de sev. Ey yabancı, başka bir sorun var mıdır? Efendim bana verebileceğiniz bir öğüt var mıdır? Dünya yalan kardeşim, dünya yalan. Var mı dünyada baki kalan? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz sende o yalan. Eyvallah Yunus Emre Bey'im. Eyvallah. Efendim zikir getirebilir miyiz? Getiriyoruz galiba. Ne oluyor? Bu kadar yeter kardeşim. Hadi yolun açık olsun. Abi çok komik geliyor ya. Bu kadar yeter kardeşim. Tamam çektik zikrimizi. Hadi hayırlı ya. Hayırlı yolculuklar. Hadi yoluna. Neyse efendim benden istekte bulunduğunuz bir görev var mıdır? Alalım mı lan Yunus Emre'den bir görev? Alalım mı Yunus Emre'den bir görev? Alalım bakalım. Şu anlık yok. He tamam o zaman. Tamam. Yukarıda başka biri yok değil mi? Yok tamam abicim. Gidebiliriz buradan. Tamamdır. Hepinizi yanıma aldım zaten. Gayet güzel. Şimdi beyler bunlardan bir tanesini başkan yapalım bence. Şimdi beyler şu şeyi soracağım size. Siz Warband'da oynadınız. Benden daha iyi biliyorsunuz. Orası kesin. Bu arada yayına bir like atarsanız yayının başından beri hiç hatırlatmadım ama 1650 izleyici olmuşuz. Beğeni attığınız takdirde izleyiciye oranla yüksek bir beğeni sayısına ulaşabiliriz abi. Şimdi siz Warband'ı benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim başkentimize başkan yapmamız gereken yoldaş kimdir abi? Yani başkentimize kimi yoldaş başkan yapmamız lazım? Muhammed Said 2,5 euro yollamış. Abi Taha ile kuzenin zaten şampiyon Fener. He tamamdır o zaman. Destek için teşekkürler tekrardan. Kuzen olduğunuzu bilmiyordum. Alper'i mi yapmamız lazım? Alper'in mi şeyi iyi ki? Yani yönetimi falan iyi. Yeteneklerine bir bakalım Alper'in. Liderliği 4. Yani liderlik mi önemli beyler? Başkanlığı iyi yapabilmesi için liderliği mi önemli? Onu da soracağım size. Bir size zahmet bir cevap verirseniz. O kadar da önemli değil. Evet tamam tamamdır o zaman abicim. Tamam ben Alper'i yapacağım abi. Alper'i başkan yapacağım. Hemen şunları bir yükseltelim. O zaman beyler size de uygunsa şöyle yapalım. Alper'i kaleye başkan yapalım. Tamam mı? Diğerlerini de yani Deşavi ve Eren'i de şey yapalım. Paşa yapalım. Aynen. Keremli Devleti'nin paşası yapalım. Uygun mudur? Erhan'ı da alacağım şimdi merak etmeyin. O da Kayseri'deydi galiba. Değil mi? Aynen abicim. O da Kayseri'de. Şu an gözüm Kayseri'yi alıyor. Kayseri'yi bulamıyorum. Nerede lan Kayseri? Bu haritada birazcık yerler bozuk abi. Yani bir dakika ben niye Kayseri'yi gerçekten bulamıyorum lan şu anda ben Kayseri'yi. Heh tamam buldum buldum. Aa kalede mi takılıyorsun sen? Allah Allah. İlginç. İlginç. Neyse tamam dediğim gibi yapalım değil mi? Abi kalsın şu anki başkan. Yok ya Alper'i başkan yapalım. Ben Alper'i bir daha kaybetmek istemiyorum valla. Alper artık benim grubumda kalıcı olsun ya. Ben bir daha Alper'i kaybetmek istemiyorum. Sivas'ın yanı buldum buldum tamamdır hallettik. Lepsiki kalesi Karesoğulları'ndan Küpbir Gazi tarafından kuşatıldı. Tamam kaleye giriş talep ettim. Hemen şuraya bir gelelim. Erhan! Dunduş Noyan mı? Dunduş Noyan ne lan? Selam beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Eretna Devleti Derebeyi ve Kayseri Kalesi ve Mesken Köyü Lordu. Ne var? Tamam seninle bir işim yok benim. Benim Erhan'ım nerede Erhan'ım? Lan sen misin? Hayır. Sen misin Erhan? Hayır. Erhan! Oğlum bir dakika zaten Erhan kalede olmaz ki şehirde olur. Sivas'ta mı acaba? Belki de Sivas'tadır abi. Gidelim biz Sivas'a da hemen. Çünkü Kayseri'nin şehri yok abi. Sadece kalesi var. Aynen. Sivas'a bir gidelim. Çünkü Sivas civarlarında demişti yanlış hatırlamıyorsam. Erhan burada mısın? Bu kim? Rodos askeri. A2BTR 5 TL yollamış. Teşekkürler destek için hoş geldin. Evet burada da değil abi Erhan. Erhan neredesin oğlum cidden neredesin ya? Malatya mı? Abi Malatya'ya kadar şu anda gidemem. Lepseki Kalesi kuşatma altında zaten. Benim acilen dönmem lazım. Tamam. Bir ara tekrar döneceğiz. Sakarya'da kuşatıldı. Ya sabır bir durun yerinizde ya. Bir durun yerinizde ya. Tamam bir ara tekrar gideceğiz abi. Geleceğiz Erhan'ı da bulacağız. Merak etmeyin ama şu an hem Lepseki hem Sakarya kuşatma altında. Biraz daha beklersek ele geçirebilirler. Aman diyeyim yani dikkatli olalım. Lepseki kaç kişi kuşatmış? 30 kişi kuşatmış. Hemen bunu bir halledelim hızlıca. Tamam, tamam. Tamam, hemen teslim ol ya da geber kardeşim. Hızlıca hemen bir atağa çıkalım. Ha, basmamışım lan, tuşa tıkladım zannettim. Tamam,
Oo, tam güneş batarken güzel bir manzara eşliğinde küfür gazinin orduları üzerine sefer gerçekleşti. Lan beni bir durdurma, bloklama beni, Allah Allah. Arkadan beni blokluyorlar, gidemiyorum. Neyse, yalnız manzara gerçekten çok güzel abicim, savaşın manzarası. İleride tarih kitaplarında keşke fotoğraf makinesi olsa 1320'de, ama her neyse. Hemen şöyle seri bir şekilde hatamızı yapalım. Bu ne lan, bunlar hareket bile etmiyorlar. Bunlar artık savaşmaktan bıkmış, yenilmekten bıkmış yani gerçekten. Harbiden bıkmışlar. Cidden hareket etmiyorlar bu arada. Şimdi koşmaya başladılar. Zaten 30 kişi falanlar abi, yani zor olmayacak bizim için açıkçası. Çok güzel, bir tanesini indirdik. Ama hala ölmedi o galiba. Yo, ölmüş, tamam, gayet güzel. Başka nerede var? Başka nerede var? Teker teker düşürelim. Ben göremiyorum şu anda nerede olduklarını. Kaçan birisi mi var? CGCG 22 TL yollamış. Esir aldığın düşmanlar kaçıyor bir süre sonra. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum ama yapacak bir şey yok yani ona. Hani çünkü para verdiklerini de kabul edersen bu sefer erkenden gitmiş olacaklar. Erkenden kendilerine ordu tutacaklar. Evet, Küfür Gazi'yi düşürdük bu arada. Ben burada iniyorum. Ben burada iniyorum. Küfür Gazi'nin başında bekleyeceğim. Buradayım kardeşim. Bak buradayım. Seni esir olarak ele geçirmem lazım, tamam mı? Buradayım. Bak başında bekliyorum. Kazandık da. Bak buradayım. Kaçamazsın yani, tamam mı? Mümkün değil. Bak etrafında dönüyorum hatta. Tamam, kaçamazsın. Kaçamaman lazım. Al işte, kaçtı. Lan adamın başında bekliyorum. Başında. Allah aşkına. Sinir bozucu ya. Gerçekten sinir bozucu ya. Neyse abi, tamam. Devam edelim bakalım. Yanımıza da esirlerimizi alalım. Seri bir şekilde. Çok güzel. Şuradan hemen Kayı Acemi Alp'ini yükseltelim. Haçlı savaşçılarını yükseltelim. Çok güzel. Osmanlı delisi. Harika. Harika. Tamam, yanımıza almamız gereken bir şey yok bence. Gayet güzel. Komutanım, birkaç zamandır bu kendine baron diyen Eren gözüme nereden tanıdık geliyor diye düşünüyordum. En son onu savaş sırasında gördüğümde hatırladım. O iyi bir savaşçı ama bir o kadar da acımasız. Vadide yaşadığım zamanlarda yakınlarda kendimi ormanın kardeşliği diye adlandıran bir düşmanla savaşırdık. Komutanım, kendi geçmişini saklayan insanlara güvenmem. Hele kendini lord diye satan alel adı bir hayduta hiç güvenmem. Eren bu grubun değerli bir üyesidir. Onunla daha fazla kavgaya girme. Ona bu konuda seni desteklediğim ve Eren'e... Böyle anlamsız münakaşalar için vaktim yok. Beni bir tür şeylerle rahatsız etmeyin. Aynen öyle. En mantıklı cevap bu abicim bence. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi. Aa, bir de Sakarya kuşatma altındaydı değil mi? Ya bir de Memlüklerle uğraşıyoruz. Yemin ederim. Dertsiz başımıza dert ya. Aa evet, güzel. Sakarya'da kuşatma kalktı. Şimdi Bagindi'ye gelelim. Şu Ahmet'i, Ahmet değil, Alper'i başkan olarak bir atayalım abi. Derebeyin kabus. Aa, birisi gelmiş. Kimsin? Ahmet Emin Paşa. Bir dakika. He tamam, sen paşasın zaten. Oo, kendi üstüne zırh falan çekmişsin paşam. Yakıyorsun. Eyvallah, eyvallah. Güzel, iyisin, iyisin. İyisin kardeşim. Tamam, ama ara ara bir çıkıp gezersen iyi olur. Zira bizim kaleleri durmadan kuşatıyorlar, sen ortalıkta yoksun. Ayıp oluyor. Başkan, sen bırakıyorsun kardeşim işi. Ben Alper'i atıyorum kardeşim buraya. Teşekkür ederim. Size hizmet etmek benim için bir onurdu. Eyvallah, eyvallah. Tamamdır. Şimdi artık Alper başkan oldu. Vay vay vay. Alper'ime bak. Evine hoş geldin Alper. Evine hoş geldin kardeşim. Delebeyine kale ver, orayı o korur. Ama kalelerden gelen gelirden de artık biz şey yaparız. Ya gerçi tamam, vereceğim ya. Vereceğim. Bir tane kale vereceğim. Hizmetinizdeyim beyim. Eğer size bir tavsiyede bulunmama izin verirseniz beyim. Gördüğüm kadarıyla taht üzerindeki hak iddianız yeterince tanınmıyor ve bu ileride başımıza sorun yaratabilir. Çıkar ortaklığınız olan bir krallık bularak onun sizi tanımasını sağlamanız kendinizi Anadolu'nun diğer hükümdarlarının eşiti olarak kabul ettirmeniz için çok yararlı olabilir. Tamam. O zaman gidelim Osmanlı ile konuşalım abi bir. Osmanlı'ya diyelim ki Kerem'liyi tanıyın abi, biz devletiz artık diyelim. Değil mi? Bence en mantıklı olan o. Bir elçi göndermek istiyorum Osmanlı Beyliği'ne. Bir hükümdar gibi diğer hükümdara iyi niyetlerimi sunmak istiyorum. Kimi gönderelim? Eren'i gönderelim. Tamam, gönderdik abicim Eren'i. Tamamdır. Benim biraz daha yoldaşa ihtiyacım var bu arada. Benim bayağı bir yoldaşa ihtiyacım var. Bursa'da hiç yoldaş var mı? Ana bir gidelim. Atmaça Turgut, güzel. Evet, bir yoldaş daha bulduk kendimize. Kayboldum, kayboldum. Nedir bu kasvet dostum? Günahların en büyüğünü işledim bayım. Ve utanarak sizi de günah çıkartmalıyım eğer dinlemek isterseniz. Ya ben dinleyemem kardeşim bunu ya. Tamam, gel. Gel buraya. Kardeşini öldürmüş herhalde. Tamam, beni alakadar etmez. Muhammed Said 1 euroluk bir destek yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Savaş sanatı üzerinde çokça deneyimliyimdir ama yalvarırım beyim, bu kabiliyetlerimi bir haydut olarak değil, savunmasız ve günahsız insanları korumak için kullandırın. Yoksa beni şimdi olduğundan daha da sefil bir duruma düşürürsünüz. Tamam, gel. Gel. Atmaca Turgut'u da aldık abi. Güzel. A2BTR 5 TL yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin.
Gayet güzel. Yanımıza biraz daha lord alırsak gerçekten daha güzel olabilir. Hemen şöyle bir gidelim Domaniç'e. Han'a gidelim. Var mı kardeşim? Köle tüccarı var bir tane. Tamam. Bir iki tane esir satalım buna. Birazcık para kasalım buradan. Çok güzel abi. Evet güzel. Sağlam sattık. Harika. Harika. Tamam diyelim. Devam edelim. Hemen seri bir şekilde diğer yoldaşları da arayalım. Mesela Kütahya'da da bir yoldaş olabilir. Bunların hepsi şehir sonuçta. Hemen Kütahya'ya da bir gidelim. Han'a gidelim. Burada maalesef herhangi bir yoldaş bulunmamakta. Şehirden ayrıl. İzmir'e gidelim. Ben İzmir'den kesinlikle bir yoldaş çıkacağına inanıyorum. Bakalım abi. Yok abi, buradan da çıkmadı. Benim daha fazla yoldaşa ihtiyacım var ya gerçekten. Gerçekten var. Neyse tamam, şimdi Atmaca Turgut Bey. Gel bakalım, toprak sahibi olmak ister misin? Sana bir tane kale vereceğim, tamam mı? Sakarya'yı verelim mi bu Atmaca Turgut'a? Fil. Tamam oğlum, biniciliğimizi yükseltmedik daha. Şu an binemiyorum file. Aldım file, envanterimde duruyor. Ama biniciliğimiz yetmiyor şu an. Yükseltince olacak. Sakarya'yı verelim bu elemana. Tamam mı? Sakarya'yı verelim bu elemana. Tamamdır. Sen de yağ çektim. Fark ettim onu. Tamam. Şöyle hemen ordularımızı da yükseltelim. Gayet güzel. Deşavi'yi de aynı şekilde yine bir lord yapacağım abi. Deşavi ile de konuşalım. Kardeşim sana bir sorun var. Toprak sahibi olmayı istiyor musun? Sana da... Nereyi verelim? Sana da Biga'yı vermeyeceğim. Lepseki, yani Lepseki olabilir. Al sana da Lepseki'yi verdim kardeşim, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım, gidin koruyun kardeşim buraları, tamam mı? Gidin buraları koruyun. Şimdi artık biz biraz Çanakkale'ye yürüyelim ya, değil mi? Ömer Şişko 5 aydır Gümüşöy'e üyeymiş. Selamlar aleyküm demiş. Aleyküm selam, hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. -100 oğlum. Buranın halkı sizden ölesiye nefret ediyor. Bu nasıl bir nefret oğlum? Korktum lan. Yani eşi görülmemiş bir nefret söz konusu abi burada şu anda. Gerçekten yani. Her neyse tamam, gidelim biz kendimize birazcık ordu toplayalım abi artık. Orduları toplayalım ve Çanakkale'nin kapılarına artık yeniden dayanalım dostlar dilerseniz. 3 tane gönüllü Bizans'ın köylerinden Konak köyünden aldım. Mezgit köyüne gittim. O bir tane gönüllü de buradan aldım. Hendek köyüne geldim. Bakalım oradan ne kadar gönüllü çıkacak bana. Buradan çıkmadı abi maalesef. Gonyalı Ronaldo 22 TL yollamış. Çanakkale'yi alırsan hapishaneye lordları koyarsın. Aa, mantıklı. Çok teşekkürler bu bilgi için. Ben bilmiyordum. O yüzden alalım. Yaşlı bir kadın grubuna yaklaşıp adamlarından birine mühürlü bir mektup verdi. Senin adına gönderilen bu mektubu alıp mühürü kırdığında gönderenin Elif Hatun olduğunu anlıyorsun. Mektupta son ziyaretin beni çok mutlu etti. Sen gideli çok kısa bir zaman geçmiş olsa da şu anki en büyük arzum seni tekrar görebilmek. Şu andaki ikametim Domaniç. Bildiğin gibi Vasim seni görmeme izin vermiyor. Yine de buraya kimseyi görünmeden girebilmen için bir şeyler ayarlayabilirim. Tamam, geleceğim geleceğim. Geleceğim Leydim. Elif Hatun'um, geleceğim. Merak etmeyin siz. Evet, iki tane gönüllü de buradan çıktı. Hemen Bozoyuk köyüne de gidelim. Elif Hatun'umuzu da görmeye gideceğiz. Turon Paşa'yı vermiyorum kardeşim. Ben vermiyorum paşaları, o kadar. Sakarya Memlük Sultanlığından Emir Ukayis tarafından kuşatılmış. Tamam, geleceğim şimdi. Birazcık daha ordu toplayalım. Lan pusuya düşürüldük. Tamam, burada aynen ilk kez tek elli kılıcımızı kullanacağız abi. Gelin bakalım. Hop şöyle kardeşim, hop şöyle. Evet abi, evet. Bu tek elli kılıcı almak gerçekten güzel oldu bu arada. Tamam, çok hasar almıyoruz zaten. Oklar bize pek işlemiyor. Zırhımız o kadar güçlü ki. Çok güzel, iyi fake atıyoruz şeylere, oklara. Oy, direkt kafadan. Üf, bunu da direkt kafadan. Harika abi, tamamdır evet. 4 tane kendini bilmez çapulcu koskoca Keremli'nin sultanını... Yani burada beni pusuya düşürmeye çalışmışlar. Görüyor musunuz abicim olanı? Evet, bir tane gönüllü de buradan geldi. Hemen Piyulfa'ya da gelelim. 4 tane gönüllü de buradan. Nişan köyüne de gelelim bu kadar gelmişken. Pekala efendim, nihayet sizi bulabildim. Osmanlı Beyliği görevimden döndüm. Size raporum, genel olarak Osman Bey Sultan Kerem ile güvensizlik yaşıyor. Ve iki krallık arasında düşünülen hiçbir anlaşmanın güzel bir sonuca varmayacağından korkuyor. Bu mektupta Osman Bey size herhangi bir sıfat belirtmeden Sultan Kerem diye hitap ediyor. Bu sizin hükümdarlığınızı tanımadığını gösteriyor. Allah'ım yarabbim. Kardeşim yani bir şey diyeceğim. Çoğu devletten daha büyük bir devletim var lan benim. Ne demek beni tanımıyorsunuz ya? Böyle bir şey yok. Tanıyacaksınız oğlum. 4 tane kalem var lan benim. Ben şu Çanakkale'yi bir alayım da hele. Şu Çanakkale'yi bir alayım. Bak o zaman nasıl paşalar gibi tanıyorsunuz kardeşim. Benim o Çanakkale'yi almam lazım ya acilen. Tanımıyorlarmış. Biga Kalesi de kuşatıldı abi. Ya ben bunları paşalarıma vermedim mi oğlum?
Ve benim niye grubumdan gidiyorlar? Benim grubumun morali niye düşük? Yemekleri mi yok acaba? Çok fazla sorunumuz var abi bu sıralar. Bu sıralar gerçekten çok fazla sorunumuz var. Bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi Edirne'den gidelim bir erzak alışverişi yapalım. Erzak tüccarı. Kardeşim al ekmek, tavuk. Domuz almıyorum kardeşim. Yok. Üzüm, balık, peynir. Al bak bayağı bir harcama yapıyorum size. Peynir bayağı bir alıyorum. Tereyağı da alıyorum. Tamam mı? Al 550 akçe size harcıyorum abi. Tamam. Moralinize bakayım hala düşük. Zamanla artar o. Zamanla artar o. Tamam şimdi gidelim abi şu Sakarya'ya. Hem Sakarya hem de Biga şu anda kuşatma altında maalesef. Tamam güzel. Sakarya'daki kuşatmayı engelleyelim. Kim var abi burada? Emir Ukayis ve askerleri var. Bagindi de kuşatıldı. Şu an hem Sakarya kuşatma altında, hem Bagindi kuşatma altında, hem Biga kuşatma altında. Şaka gibi yani. Gerçekten şaka gibi. Aa bir dakika dur bak bizimki buraya geldi. Evet evet bizim... Bak bir dakika kimdi o? Dur bakayım gelsin biraz daha. Deşavi Hatun. Deşavi Hatun ve askerleri şu anda bize yardıma geliyorlar abi. Gayet güzel. Şu an yayında bir sorun yok. Bakıyorum yandan. Deşavi Hatun gel bakalım. Tamam bizim yanımızda savaşa gireceksin sen de Deşavi Hatun. Memlük Sultanlığı ile barış yapmak istiyorum. Yapamıyorum abi. Her neyse. Evet bak 182 kişi olduk. Çünkü Deşavi'nin de şu anda orduları bizim yanımızda. Aynen bak şunlar Deşavi'nin orduları. Şu şeyi olanlar sancak. Deşavi de güzel sancak seçmiş ha kendine. Gel bakalım Deşavi. Seninle omuz omuza savaşmak da güzel olacak gerçekten. Harika abi. İlk defa bir paşamızla beraber omuz omuza savaşıyoruz abi. Bize ait bir paşayla beraber omuz omuza savaşıyoruz abi. Gayet güzel. Sakarya zaten şehir. Yok yok Sakarya kale. Yani oyunda kale. Sakarya şehir değil abicim oyunda. Şehir olsaydı Sakarya'nın hanı falan olurdu. Hanına falan gidebilirdin Sakarya'nın. Sakarya oyunda kale. Tamam gayet güzel. Bu arada çok sağlam vuruyoruz abicim elemanları. Bayağı iyiyiz. Yeter ki atımız çok hasar almasın abi. Bu at gerçekten çok ciddi hasar alıyor. Çok kolay hasar alıyor. Bir vuruşta düşüyor. O yüzden atımızın hasar almamasına dikkat etmemiz lazım. Bizim bu savaştaki avantajımız şuydu ki düşmanın neredeyse atlı birliği yoktu. O açıdan gerçekten avantajlıydık abi. Çok güzel şuna da vuralım bir tane harika. Birini daha düşürdük orada. Çok güzel kim kaldı başka? Bak şurada var galiba birileri. Şurada da var. Dur şunu düşürelim abi hemen. Aa vuramadım ya. Tam o sırada ben vururken yere düşmüştü eleman. Şuna vuralım tamamdır o da düştü harika. Kaçanlar var. Kaçmalarına izin vermeyin. Savaş meydanından kimsenin kaçmasına izin vermeyin abi. Tamam gayet güzel harika. Deşavi'nin ordular da iyi vuruyor ha. Deşavi'nin ordular da fena değil yani. Aferin Deşavi güzel ordu toplamışsın kendine. Takdir ettim aferin. Aferin böyle ol Deşavi. Hep böyle ol kardeşim. Aferin. Sultanının sözünü dinleyeceksin. Aleykümselam Nurcan hoş geldin. Gayet güzel. Şuna da bir tane vuralım. Çok iyi abi evet bu savaşta kazanıldı. Bir Memlük emirini daha ortadan kaldırmayı başardık dostlar. Gayet güzel. Ne biz kayıp verdik ne Deşavi kayıp verdi. Karşıysa tam 90 kayıp verdi. 75'i ölü olmak üzere. Evet dediğim gibi bu Memlüklerden gerçekten çok fazla esir düşüyor. Gayet güzel. Hemen bunları bir yükseltelim. Hala bizde yükseltme yok. Bizde yükseltme olsa biniciliğe vereceğim altıma fil alacağım. Ama hala bizde yükseltme yok abicim maalesef. Tamam buradan çok da bir şey almaya gerek yok. Güzel. Şimdi başka neresi kuşatma altındaydı? Biga kuşatma altında. Hemen gelelim Biga'ya da. Kaç kişiyle kuşatmışlar? 135 mi? Burayı da Memlükler kuşatmış bu arada. Bizim bir destek birlik gelirse güzel olur aslında. Ama kimse de gelecek gibi durmuyor abi. Yani şu bizim şeylerden. Bizim paşalardan birisi desteğe gelse çok güzel olabilir aslında. Benim grubumda zaten bir Eren kaldı. Eren'i ne yapalım abi? Tamam Eren'i de atayacağım lan paşa olarak. Sana bir sorum var. Toprak sahibi olmayı ister misin? Biga kalesini de sana veriyorum al. Al kardeşim Biga da senin olsun tamam mı? Bütün kaleleri verdik. Bu arada elimizde ne varsa verdik şaka bir yana. Sadece bazı köyler kaldı elimizde. Ama böylesi daha iyi abi. Eli açık bir lord, eli açık bir sultan olmamız lazım bizim. Şimdi de Emir Diyul'la savaşacağız abi. Barışmıyorsunuz değil mi? Yok tamam. Tamam. Gel bakalım buraya tamam. 129 vs 135. Biz bunları tek başımıza rahat alırız abi bence. Fil al alacağım alacağım. Fil zaten envanterimde var satın aldım. Biniciliğimi yükselteceğim sonra fili kullanmaya başlayacağım tamam mı? Erhan'ı al abi onu özlemedin mi? Özledim alacağım. Kesinlikle alacağım. Erhan'ımı unutur muyum lan? Erhan'ımı bırakır mıyım öyle sağda solda? Bir gün gideceğim alacağım onu. Ama Alper'in beni tanımamasına gerçekten üzüldüm ya. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Taktik yapıyor lan bunlar. Kışlarını döndüler lan bize. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz kardeşim? Ne taktiği bu? Ne taktiği bu? Korkutmayın beni. Nasıl bir taktik oğlum bu?
Gel buraya kardeşim. Çok güzel. Bak bunun devesini düşürdük. Oo, sağlam vurdu bize bu. Tamam, sıkıntı yok. Bir tane daha at düşürdük. Harika. Biz iyi hasar alıyoruz bu arada. Şu an çok iyi hasar alıyoruz. Bunlar galiba bizi pusuya düşürmeye çalıştılar. Bunlar var ya bunlar. Tamamdır abicim. Çok iyi. Bayağı iyi sağlam düşürüyoruz bu arada. Şuna da bir tane vuracağım. Tamam, o da öldü. Harika. Şurada kaçmaya çalışan bir tane var. Kaçmaya değil de savaşmaya çalışan bir tane var diyelim. Burada da var. O da düştü. Aa, iyi kalkan kullandı eleman. İyi kalkan kullandı. Çok güzel. Bir tane daha düşüremedik. Vurduk ama düşmedi. Gel buraya, gel. Kaçma. Kaçma, gel buraya. Tamamdır. Onu da düşürdük abi. Harika. Bunu da düşürdük. Çok güzel. Burada bir tane daha var. Vallahi önümüze geleni kesiyoruz abi. O da düştü. Çok iyi. Yeni düşman kuvvetleri geldi. Eyvah eyvah. Dikkat beyler oraya. Oraya dikkat. O yeni düşman kuvvetleri bize çok sorun çıkarır. Oo, şunlara bak. Bunlar ne kadar düzenli ordu lan böyle. Şöyle hemen girelim abicim oraya. Gel gel kardeşim, gel. Tamamdır, çok iyi. Çok güzel. Beyler buraya destek lazım. Buraya destek lazım. Acil destek lazım buraya. Bizim atı düşürecekler zaten, belli. Bizim at düşecek, o belli. Hala düşmedi ha bu arada bizim at. Gayet iyi, gayet iyi. İyi dayanıyor yani atımız. Şaka bir yana. Çok güzel. Birini daha düşürdük. Ya şu savaşın karmaşıklığına baksanız abi. Ya inanılmaz karmaşık bir savaş söz konusu. Tamamdır. Gayet güzel. Evet, bir tane daha düşürdük. Harika. Harika. Hemen şu kırmızılılar var ya, bak kırmızılılar. Direkt dikkat çekiyorlar abicim. Şunların üzerine bir gidelim. Bunların üzerine bir gidelim. Evet dostlar, savaş kazanıldı. Emir Ukayis'in birliklerini yine mağlup etmeyi başardık. Hem de çok yüksek sayıda bir birlik olmasına rağmen Emir Ukayis'in birliklerini yine mağlup etmeyi başardık. Harika. Hem de pardon, Emir Diul'un birliklerini, özür dilerim. Hem de sıfır kayıpla, hiç kayıp vermeden. Gayet güzel. Gayet güzel. Abi maç. Maça daha bir saat var. Sorun değil. Abi duruma bak. Burayı SS almam lazım. Bir dakika. F12'ye basınca yayına bir şey olmuyor değil mi? Tamam abi, olmuyor. 129 vs 1 atacağız. O da büyük ihtimalle Emir Diul. Emir Diul var ya, o. Dur dur. Beni takip edin. Beni takip edin. Emir Diul'u ben keseceğim. Emir Diul'u ben keseceğim. Siz beni takip edin. Onu ben keseceğim abi. Ha, aynen, gidin siz oraya. Bunu ben keseceğim. Gel bakalım buraya Emir Diul. Seninle vs atacağız kardeşim. Bunu tek başıma keseceğim. Gel 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 gel. Gel 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 gel, korkma gel. Hop şöyle atını direkt tek attım zaten. Dur lan dur, yaklaşmasın kimse, dur. Heh şöyle. Aa, Emir Diul değilmiş. Ben Emir Diul zannettim lan bunu. Değilmiş. Neyse tamam, Emir Diul kaçmayı başardı abi. Olsun, sağlık olsun. Savaşı kazandık ne de olsa, değil mi? Savaşı kazandık, gayet güzel. Hemen şöyle bir tane miğfer de alalım yanımıza. Gayet iyi abi. Evet çok güzel. Her şey bizim lehimize ilerliyor şu anda. Şöyle bakalım. Ya efendim artık yani beni bir devletin tanıması lazım, anlatabildim mi? Tamam, biz bir şu Bagindik'e gidelim. Ya Sakarya'yı gene kuşattılar. Ya sabır, kafayı yiyeceğim. Salın lan şu Sakarya'yı. Deşavi sen nereye gidiyorsun? Pardon, Turgut Paşa. Ben Sakarya'yı sana vermedim mi Turgut? Nereye gidiyorsun yani kardeşim? Aa, savaşıyorlar lan. Lan lan lan, Deşavi Hatun'u yenecekler. Geldim Hatun'um, geldim. Geldim. Daha Elif Hatun'un da yanına gideceğiz. Daha çok işimiz var. Tamam tamam, doğru. Elif Hatun'un da yanına gideceğiz. Hatırlıyorum abi. Gel bakalım, sen burada benim paşamı teke düşürdün ha. Benim paşamı teke düşürdün. Gel bakayım buraya, gel. Gel bakayım buraya. Saldırın aslanlarım. Ağaca takılmayın. Mümkünse şu ağaca takılmayın. Siz o ağaca takıldığınızda biz savaş kaybediyoruz. Ölü veriyoruz kardeşim ya. Tamam, gayet güzel abi. Gayet güzel. Benim Deşavi Hatun'umu orada teke düşürmüşler. Var mı lan öyle hatunu teke düşürmek? Gel bizzat benimle yüzleş kardeşim. Yok öyle hatunu teke düşürmek falan. Tamam, gayet güzel abi. Gayet güzel. Harika. Çok iyi. Pek vuramıyoruz şu anda ama bizimkiler zaten hallediyorlar abi açıkçası. Çok iyi. Ama bizim atı büyük ihtimalle bu sefer aşağı alacaklar. Çok fazla yayan birliğin arasına girdik. O yüzden bizim atı bu sefer büyük ihtimalle aşağı alacaklar abi. Her neyse, devam edelim. Çok güzel abi. Birini daha düşürdük. Yalnız manzara yine çok güzel abi. Bakalım başka kimse var mı? Var. Bayağı bir ordu var. Bayağı bir ordu var. Büyük ihtimalle destek birlikleri de gelmiş şu anda bunların. Şöyle hemen koşalım. Şunu arkadan bir indirelim. Şunu da indirelim. Çok iyi. Burada bayağı dişe diş, kıran kırana bir harp dönüyor bu arada şu anda. Yani herkes birbirine karışmış durumda. Her şey karışmış durumda savaş meydanında. Ama savaş tabii ki de yine Çerem'in zaferiyle sonuçlanacak. Bundan emin olabilirsiniz abi. Çok iyi. Kaçmayın lan, kaçmayın. Gelin buraya. Çok güzel.
Çok güzel. Şurada var bir tane bak. Gördüm bak, şunu gözüme kestirdim ben. Hop, ona da vurduk. Çok iyi. Bir tane daha vuracağım kardeşim. Evet, o da düştü. Harika. Harika, tamamdır. Bu savaşta kazanılacak gibi görünüyor. Gayet güzel. Bu arada 200 bin aboneye de gerçekten çok yaklaştık. Şu an abone olmayan bir kişi bile varsa olsun abi mümkünse. Yani şu an birkaç dakika içerisinde 200 bini görebiliriz sizin de desteğinizle beraber. Evet, gayet güzel. Kerem abi ne kaçırdın? Bayağı bir şey kaçırdın abi ya. Bayağı bir şey kaçırdım. 1 saat 20 dakikadır yayın yapıyoruz. Bayağı bir şey kaçırdın yani gerçekten. Her neyse, devam edelim seri bir şekilde. Çok güzel abicim, evet. Bu savaşta kazanıldı. Yine bir Memlük emirine karşı kendi müttefikimizi Deşavi'yi korumuş olduk abi. Gayet güzel. Deşavi Hatun geldi şu anda. Yardımınız için teşekkürler. Yakınlarda olmanız gerçekten büyük şanstır. Ne demek? Ne demek Deşavi Hatun? Ne demek? Sen yeter ki bana en güzel şekilde Keremli Devleti'ne layık olabilecek şekilde hizmet et kardeşim. Hizmet et mümkünse. Evet, bu arada abone sayımız aniden büyük bir yükseliş gösterdi. 200 bine son 25. Desteklerinizle beraber, abone olmayan kişilerin de olmasıyla beraber bu 25 kişiyi de birkaç dakika içerisinde yakalayabiliriz diye tahmin ediyorum. Ve orada 200 bini görebiliriz diye ümit ediyorum abi, bu yayın bitmeden. Çünkü birazdan yayını bitireceğim. Yayın bitmeden 200 bin olalım istiyorum abi, o yüzden. Hani yayında şahit olalım istiyorum. Güzel olur bence bizim adımıza. Her neyse. Sakarya'yı kurtardık abi. Gayet güzel haber. Şimdi seri bir şekilde şöyle Biga Kalesi'ne doğru dönelim. Galiba orası da yine kuşatma altında çünkü. Bakalım bir. Küfür Gazi Hasan köyünü mü yağmalıyor? Ya bak Küfür. Oğlum bak, sen benim başıma çok fazla bela olmaya başladın. Değerli Küfür. Değerli falan değil gerçi. Değersiz Küfür efendi. Tamam, güzel. Biga'da şey yok abicim. Kuşatma yok. Aa lan. Lan kendini bilmezlere bak. Küfür Gazi köylülere saldırıyor. Köylülere. Köylülere saldırıyor. Kendini bilmeze bak. Gel buraya gel. Tamam, onu bizim Deşavi halleder. Onu bizim Deşavi halleder. Ben şu Hüsnü Paşa'yı yakalayacağım. Gel gel buraya gel. Gel kaçma, gel buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah'ım yarabbim, siz benim iyice sinirimi bozmaya başladınız ha. Gel lan buraya. 13 kişiyle burada benim topraklarımda şey atıyor lan. Ne denir ona? Cirit atıyor. Benim topraklarımda 13 kişiyle. Bir de köylülerime saldırıyorlar. Neyse tamam. Neyse ki Deşavi geldi. Yetişti. Deşavi oraları halleder. Son 15 kişi efendim 200 bine. Çok teşekkürler destekleriniz için. Sadece son 15 kişinin de abone olmasıyla beraber 200 bini sizlerle beraber göreceğiz. Burada şahit olacağız dostlar. Evet, devam edelim bakalım. İndirilen her bir karesi ordusu bir abone kardeşim. Tamam mı? Çok güzel, devam. Bak burada mesela şu anda 13 kişi var. 200 bine ulaşmamıza da 13 kişi kaldı. Nereden nereye bağlıyorum olayı bak. Nereden nereye. Evet abicim, abone olmayanlar da olursa sevinirim. Son 12 kişi 200 bin aboneye. Zeki Avcı 11 TL yollamış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Savaş sona erdi dostlar. Gayet güzel bu savaşta kazanıldı. Hemen devam edelim. Mustafa Efe Köseoğlu Gümüşoğlu'ya katılmış. Teşekkürler destek için. Hoş geldin. Hemen şöyle seviyelerini yükseltelim elimizdeki orduların. Gayet güzel. İki tane de Osmanlı akıncısı. Harika. Grubumuz gün geçtikçe tecrübe kazanmaya devam ediyor. Lan ya, esiri almayı unuttum. Abi cidden yağmalayabildiler mi? Bir dakika, yağmalayamazlar. Yok öyle bir şey. Ben de geliyorum, dur. Ben de geleceğim, dur. Köylü çiftçilerimize yardım ediyoruz abi. Tamam, direkt gönderelim bizim müttefikleri. Abi ciddi ciddi biz kayıp mı verdik? Kayıpların bir ölü iki yaralı. Abi cidden 6 kişiye karşı kayıp mı verdik ya? Bu nasıl bir diyalog lan? İyi günler efendim. Sizde bir karesi kolcusu, 4 karesi atları, 1 karesi okçusu, toplam 6 ölüde görmek ne güzel. Cümleye bak. Cümleye bak. Neyse abicim, devam edelim hemen seri bir şekilde. Gayet güzel, tamamdır. Köyümüzü kurtardık. Saldırı altındaydı ama kurtarmayı başardık. Harika. Böylece Hasan köyü yağmadan kurtuldu. Ama hala bize karşı ilişkileri eksi 100 abi. Her neyse, olur öyle şeyler, sıkıntı değil. Tamam. Deşe ve Hatun artık dönsün. Sakarya da artık kuşatma altında değil. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz beyler? Artık Çanakkale'yi kuşatalım değil mi? Artık Çanakkale'yi bir kuşatalım değil mi? Yeter yani. Artık bence vakti geldi. Gerçekten vakti geldi. Şu Bakır Köyü'nden bir ordu çıkarmaya çalışalım. Güzel. 4 tane orduyu da buradan çıkardık. Harika. Mudurnu Köyü'ne gidelim hemen hızlı bir şekilde. Mudurnu'dan da bence bana ordu çıkar. Yani öyle ümit ediyorum. Delhi Sultanlığı Moğollara savaşı ilan etti. Oha, ne alaka lan? Hiç alakası olmayan iki bölge 7 tane gönüllü çıktı. Çok iyi. Oo, eksiye düştük abi. Tabi elimizdeki kalelerin hepsini verince, mülklerin hepsini verince
oralardan gelen vergiler azalınca artık biz de eksiye düştük. Evet, şu anda 143 kişilik bir birliğimiz var abi. 143. Yani bununla bizim rahat bir şekilde Çanakkale'yi ele geçirebilmemiz gerekiyor açıkçası. Çanakkale'yi bununla almamız gerekiyor bizim. Hemen bir gidelim Çanakkale'ye. Rahat bir şekilde olmasa da bir şekilde bizim bu orduyla elimizdeki Çanakkale'yi ele geçirme... Ya Kalesi Ömer Bey, çık lan kalenden. Çık lan şehrinden. Seni bekliyoruz. 143 kişiyle içeride bekliyor herif. Seni bekliyoruz kardeşim, gel. Grubumun morali hala ortalamada. Ben bir Bursa'ya gideyim, biraz daha gıda alışverişi yapayım en iyisi. Pazar yerine gir, erzak tüccarı. Geyik eti alacağım 2 tane. Ekmek alacağım şöyle bayağı bir. Oo, envanterimdeki yer bitmiş abi. Tamam, o zaman elimdeki bazı şeyleri de size vereyim. Aynen öyle. Ve evet dostlar, 200 bin aboneye an itibariyle ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi size ben ekranı da vereyim şu şekilde. Ekran yakalama. Şuradan hemen bir girelim abi. Evet dostlar, an itibariyle 200 bin aboneye ulaştık gördüğünüz üzere. 200 bin 29 bile görmüşüz hatta şu anda. Gördüğünüz üzere dostlar, evet gerçekten güzel bir an. İyi bir an yani. 199.777 aboneyle başladığımız güne şu anda 200.029 aboneyle devam ediyoruz dostlar. Devam edin abi, abone olmaya devam edin. Hemen şimdi 300.000 hemen şimdi 300.000 dolanın. Çok teşekkürler dostlar destekleriniz için. Lan yayını mı kapattım ben? Bir dakika, yayın var değil mi hala? Var var, yayın var değil mi? Yayın var oğlum, bir sorun yok lan değil mi lan? Kapatmadım değil mi lan yayını? Var, heh tamam oğlum, bir an yayını kapattım zannettim, üzüldüm ya. Tam böyle 200 bin olduktan sonra çok ayıp olurdu vallaha. Tamam şimdi dönüyorum abicim ben yayına. Tamam tamam, şuradan da açayım hemen. Tamam abicim, şimdi hemen hızlı bir şekilde, evet, çok teşekkürler dostlar. Yani ne desem bilemedim. Yani dediğim gibi, yayının başında da dediğim gibi, Age of History 2 gibi bir oyunla, yani böyle bir oyunla gerçekten 200 bin gibi bir abone sayısına ulaşabilmek her kanalın ve her kitlenin başarabileceği bir iş değil kesinlikle. Sadece nadir kitlelerin ve nadir kanalların böyle az oynanan, az bilinen oyunlarla bu kadar yüksek sayıda abonelere ulaşması bence mümkün olan bir şey. Dolayısıyla sizlerin de destekleriyle beraber 200 bin aboneye ulaşmış olduk dostlar. Çok teşekkür ediyorum bütün destekleriniz adına. Bundan böyle artık sıradaki hedefimiz de 300 bin olacak dostlar. 300 bin aboneye de inşallah önümüzdeki bir sene içerisinde ben ulaşacağımızı ümit ediyorum. Destekleriniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Şimdi şu elimizdeki şeyleri satmaya devam edelim. Şöyle kalkan da var bir tane. Gayet güzel. Şu an bir keyfim yerine, mutlu oldum abi şu anda. Gayet güzel abi, tamam. Evet, biz Bursa'ya niye gelmiştik beyler? Biz bir şey yapmak için Bursa'ya gelmiştik sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, erzak almak için gelmiştik. Tamam, erzağı aldık. Karesi Ömer Bey hala içeride bekliyor abi. Hala içeride bekliyor. Gerekirse Karesi Ömer Bey içerideyken de saldırabilirim abi. Her neyse, bu arada artık yayın 1,5 saate gelmiş abi. Muhammed Sait de 1 euro yollamış. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki bölümümüz direkt olarak Çanakkale kuşatmasıyla başlayacak abi. İzlenerse tekrardan çok teşekkür ediyorum dostlar. 200 bin abone adına yine hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölüm Elif Hatun'u ziyaret edeceğiz. Çanakkale'yi kuşatacağız. Ve yapacağımız başka işler, Erhan'ı bulacağız. Erhan'ı mesela yine tekrardan grubumuza katacağız. Ve bir de son olarak artık diğer devletlerin bizi tanımasını sağlamaya çalışacağız. Güzel bir bölüm oldu. Katılan, izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz geniş bir kitleyle gerçekleştirdik yayını. Yayından çıkmadan önce bir beğeni atarsınız da gerçekten mutlu edersiniz beni efendim. Bir dahaki canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Warband yayınları ve videoları yarın kaldığımız yerden devam ediyor. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Fener maçını izleyecek herkese şimdiden keyifli seyirler. Bay bay efendim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.